şöyle böyle, her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle. Güldür güldür. Güldür güldür. Güldür güldür. Güldür güldür. Yemek yemeyi seven var mı? Beyefendi var. İsim ne efendim? Yaşar Kılınç. Yaşar Bey. Almanya'dan abi geliyorum, Dortmund'dan. Dortmund'dan. Evet. Yemek yemeyi çok seviyorsunuz. Yani. Genelde nasıl besleniyorsunuz? Sağlıklı diyelim. Bir anlatır mısınız bize öğünlerinizi? Mesela kahvaltıda, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde, ara öğünlerde en çok yemeyi sevdiklerinizi. Vallahi sabah fazla yemem. Ne yiyorsunuz? İki tane brötçin yerim. Orada öyle diyorlar. Ne yersiniz? İki dilim ekmek. He. Öyle. Zeytinli filan. Reçel. Çökelik de var değil mi? Çökelik de var. Tulum peyniri. Böyle durdukça geliyor değil mi ya? Akmasa da damlıyor ya. Evet. Ya yumurta, omlet, menemen falan. Olur. Nasıl pişsin abim? Sipariş vermeye başladım. Evet. Öğlen. Hanıma bağlı, ne yaparsan. Hı. Öyle değil mi? Siz gözünüz kapalı yiyorsunuz herhalde. Tabii, yo. Gözüm açık da ne pişirir onu yiyorsun. Hayır, en sevdiklerinizi sayalım. Ha, en sevdiğim. Neyi seviyorum? En sevdiğinizin ne olduğunu hanıma mı soruyorsunuz? Yani. Güzel. O pişirsin, ben yiyeyim de. Akşam? Akşam. Fazla yemem. Abi çok yemek yiyen, çok yemek yemeyi seven sordum. E ben yedim geldim. Abi ben... Aramızda top var mı diye düşünüyorum. Peki, obur biri misiniz? He, yok öyle fazla obur değil. Devam ediyor muyuz sohbete böyle? Vallahi başlayalım değil mi? Çatırda evet başlayalım. Yani. Ya, efendim, biz çok mu yemek yemeyi seviyorsun? Evet. Programınız gerçekten bana ilaç gibi geldi. Şöyle ki... bir yıldan beri sizi seyrediyorum. Çünkü daha önce hiç seyretmedim. Vaktim olmamıştı. Geçen yıl biliyorsunuz İzmir'de bir deprem oldu. Çok büyük bir deprem ve ben ilk defa böyle bir şey yaşadım. Ayaktaydım ve acayip derecede sağlandık. Çok sağlandık. Allah vermesin bir daha. Daha sonra baktım ki hep sallanıyorum. Her yerde. Ayakta, yatarken, otururken bu uzun süre devam etti. Ama öyle böyle değil yani sandalyede oturuyorum, sabitlemeye çalışıyorum kendimi, sandalye sallanıyor. Yani beynim sallanıyor. Dayanamayıp psikiyatriye gittim. Dedim ki böyle böyle. Hani ben de sanıyorum ki biraz konuşacağız falan geçecek. Maalesef bana istemediğim halde ilaç verdi. Dedi ki hani ilaçla kendinizi biraz toparlayabilirsiniz dedi. Ben de iyi dedim. Dedim ama istemiyorum içmeyi, yine de aldım. O arada kardeşimle konuşuyorduk. İşte böyle böyle dedim, ben hep sallanıyorum. Dedi ki abla Güldür Güldür seyretsene dedi bana. Geceleri hep artık sizi seyretmeye başladım. Bütün eski bölümlerinizi gündüz vakit buldukça ve ben o ilacı içmedim. Geçti o bütün rahatsızlıklarım ve ilacı götürüp hastaneye de teslim ettim. Belki birine lazım olur diye. Yani uzun lafın kısası ilaç gibi geldiniz bana. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Gerçekten harikasınız. Ben teşekkür ederim. Gerçekten. Çok iyi olmuş ilaç. Bunu yapmanız. Sallantıya çok iyi geliyor. Yani beyni oyalıyor bence. Bir de gülmek insana ilaç gerçekten. Ama bakın, şimdi bir anda keserseniz yine sallanmaya başlar. Hayır, Allah korusun. Bir yıldır tamamen sizinleyim. Yani gece, gündüz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi bizim de yemek yemeyi çok seven bir arkadaşımız, bir büyüğümüz var efendim. Biraz kaçırınca tabii müdahale edilmesi gerekti hastanede. Şimdi onun ziyareti olacak. İzliyoruz bakalım neler yaşanacak. Ben siz de atlatamadım hastalığımı. Seyrediyor musunuz? Yok, hayır. İşte o yüzden. Taburcu olunca başlayacak. Hocama bak ya, hocama bak ya. Hocam. Çocuklar. İbrahim hocam ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ya İbrahim hocam ya. Kolesterolün var, kalbin var dedin. Dikkat etmedin, hastaneye düştün ya. Dikkat etmeyince böyle oluyor işte ya. Saldın kendini İbrahim hocam ya. Vur. Çöp tenekesi gibi. Ne bulursan yiyorsun İbrahim hocam ya. Hayvan mısın, insan mısın belli değil ya. Ya böyle şey mi olur İbrahim hocam ya? Hayvan mısın ya? İntihar ya. Vallahi intihar ya. İntihar, öl. Öl, kendin de kurtul. Biz de kurtulalım. Buraya yaşamak mı dinle artık ya? Ne yapıyorsun lan? İki kere de kafasına vur bari. Lan oğlum, moral vermek için geldik hocaya. Allah Allah, cümlelerinle canlı gömdün oğlum adamı. Hocam. Evet. Hocam, geçmiş olsun hocam. Nasıl oldu ya? Sorma Hayati. Başıma ne geldiyse yiyebildiğin kadar ye kampanyasından geldi. Bizim köşedeki restoran tanıtım amaçlı böyle bir kampanya yapmış. He. Ben de oturdum, bir çorbayla başladım. He. Ara sıcak olarak içli köfte aldım. Normal. Fındık lahmacun çok güzel kokunca 10-15-20-25 tane ondan istedim. Ana yemek olarak da patlıcan kebabı mı yesem, mantı mı yesem, kaburga mı yesem derken kararsız kaldım. Üçünü de istedim. 2 tane salata söyledim dengelesin diye. Tatlı olarak da künefe üstüne kaymak. 1 tane avuç dilim baklava arasına kaymak. Dengelesin diye. Bir de kadayıf yanına kaymak. Yiyince... gözümü burada açtım. Hocam iyi bari bütün bunların üstüne pamuğu yememişsin ya. Ben bir şu seruma bakayım. Hocam, ben de naçizane size çiçek getirdim. Havanız değişir ya. Hocam, ben de size meyve suyu getirdim. İçersiniz. Buyurun. Sağ ol. Dur, ben yardım edeyim. Yardım et. Ben bir şey almadım. Ne o öyle yani? Böyle hastaya elinde git, boş gitmeme konseptini sevmiyorum böyle. Ne hediye götür falan öyle. İyi ki hasta olmuşsun der gibi. Peki, tespitlerin adam öldürüyor oğlum bugün. Ha, İbrahim hocam. Kudret. İbrahim hocam. Buyurun. Bak bunu memleketten sizin için getirttim. Sen mi getirdin bunu? Evet. Bak. Ne bu ya? Bu akçaağaç meyvesi. Tabii. Hocam, bu meyve çok zor bulunan bir meyve. Bizim Torosların en yüksek tepe noktasından Kızılkaya mevkiinin zirvesindeki akça ağaçların kendi özünden şekerlenmesiyle elde edilmiş bir meyve bu. Bak, bu meyveyi bu ağaçlar yılda 1 kere ve sadece 1 defa veriyorlar. Evet, bak o kadar kıymetli, kalbe de 1'e 1'dir. Tamam mı? Bak nerelerden alıp geliyorlar bu meyveyi. İnşallah şifa olur be hocam. Sağ olun hocam. Dikkat edin, bunu koy kenara geçin. Sağ olun çocuklar. Ne zahmet ettiniz. Allah razı olsun. İnsan böyle zamanlarda daha iyi anlıyor dostlarının kıymetini. Ölmek değil de... sizleri bir daha göremeyeceğim. Ağlatmayın beni ya. Yapma hocam. Ağlama zaten. Hiç yakışmıyor. Üzerinde iyi durmuyor. Bak, Kahve'nin Facebook sayfasından... senin durumunu paylaştık. Bir sürü arkadaş geçmiş olsun diledi. 24 tane beğeni aldı hocam. O da ayrı bir muamma ha. Öyle paylaşıyorsun, adam hasta diyorsun. İyi ki hasta olmuşsun der gibi bir sürü insan beğeniyor ya. Olsun. Ya cenaze ilanını veriyorsun, onu beğeniyorlar. İnsanlık nereye gidiyor ya? Ya Fikri, bugün senin neyin var oğlum? Allah Allah. Hayatın anlamını burada mı sorgulayacaksın? Ya olsun. beğenen, yorum yapan herkesten Allah razı olsun. Herkesten iyi ki var. Sağ ol. Cümleten selamun aleyküm. Yalayut! Abi. Lan Yalayut, sen nereden aldın haberi? Abi, Facebook'ta gördüm. Hemen koşa koşa geldim. Ulan yeni paylaştık. Nasıl geldin? Abi bizim Turgut abi kaburgasını kırdı mahallenin orada. Ambulansa atladım. Hastaneye geliyormuş. O şekil geldi. Ulan ambulansa yanlamış parazit. Ha, Polonya'da. Polonya'da lan. Teşekkür ederim abi. Yalayut! Oğlum azıcık nefes al lan. Hemen yanlamaya başlama. Nedir be abi? Acımız büyük şurada ya. İbrahim hocam, çok geçmiş olsun hocam. Ne oldu sana böyle? Ben çok üzüldüm İbrahim hocam, gerçekten ya. Aa, burada meyve var. Sulu da görünüyor. Ay. Alırım bir tane. Bak, bak. Ulan! 3700 rakımdan getirdiğimiz bir ağacın bir meyvesini öyle hayvan gibi yedi. Çıldıracağım, çıldıracağım. Geldi yine ortamı bozmaya. Çık git lan, istemiyorum seni. Yavaş çık. Hayır, hayır. Hayır, hayır çocuklar. Ben ölümün o soğuk nefesini ensemde hissettiğim anda anladım ki hayatta her şey boş. Bomboş, kızmak yersiz. O yüzden sımsıkı tutunun birbirinize, sevin ve paylaşın her şeyi. Ha, o zaman hocam ben giderken bu çiçeği alıyorum o zaman. Ne yapacaksın lan Yalayut çiçeği ha? Onu da mı yiyeceksin? Bir çiçek mi abi? Alır mısın? Bir kıza veririm. Belki hoşlanırsa benden çıkar. Ulan çiçek değil, tarlasını verse sana kız bakmaz lan. Bak bu doğru tespit. Çocuklar. Alsın çiçeği ya. Ben zaten ne yapacağım bir tane çiçeği. Sağ olun. Düşünmüşsünüz ama bakın. Hayatta en büyük çiçek dostluktur. Ah! Dostluk demişken, Kudret. Buyur hocam. Size ayıp olmazsa şu arkada bir tane lazımlık olacaktı. Onu rica edebilir miyim çocuğum? Ayıp ne demek hocam? Dur. Dur. Ben hemen getiriyorum. Dur. Sağ ol, sağ ol. Nerede? Ha? Bak. Ağzıma girdi lan, neydi o? Lazımlıktı o ya. Doluymuş ya. Allah Allah, nasıl olur ya? Ben onu daha hiç kullanmadım ki. Ben kullandım hocam. İsmail, sen arkamda tatlı tatlı saçlarımı okşarken hacetini mi gideriyordun? Gelmişti, gidemedim hocam. Bir lazımlık, beğenir misin? Ulan Yalayut, bir üzerimize işemediğin kalmıştı. Ağzıma girdi sen. Tamam, aman! Kaç, kaç, kaç. Hayat abi, dur. Hayat abi, dur. Abi, dur. Tamam, dur. Çocuklar. Yapmayın çocuklar, bakın. Ölümlü dünya. 2 gün sonra ölüm kapınızı çaldığı zaman böyle kötü anıları değil, güzel anıları düşünmelisiniz. Ya hocam, sen de bir kalp krizi geçirdin, Nihat Hatipoğlu'na bağladın ya. Fikri rica ediyorum ama siz böyle tartıştıkça ağrılarım artıyor. Uzaktan kumandası var yatağın, biliyor musun? Otomatik yatak. Hocam, biraz düğmesine basabilir miyim? Bas İsmail, bas da çok şey yapma. Ya benim hiç otomatik yatağım olmadı hocam, ne yaparsın? Ama ben... Bir kere bassam ölür müsün? Ama benim göğsüm sıkışır İsmail. Bir kere basayım da hocam. Tost gibi bastırlar adamı. Ulan. Hocam aman. Ne oldu? Neredeyiz? Allah. Nefes alamadım. Yahu çarşaf gibi katladı adamı ya. Ulan öldürürüm seni! Bırak! Bırak! Seni... Hocam! Dur. Sen neyine güveniyorsun? Sen neyine güveniyorsun ya? Sen hocam iyi misin? Hayat abi, seni de yanına mı yatıralım? Ne yapıyorsun ya? Güzel şeylerden konuşalım, boş verin bunları. Tamam. Ha, güzel şeyler demişken, İbrahim hocam, ha, senin çok güzel bir televizyonun vardı. Sen ölürsen o benim olsun mu? Ölmesem İsmail daha güzel olmaz mı çocuğum? Düşük bir ihtimal ama olabilir. Oo, Hayati abinin JetFlix şifresini de alırım. Sabaha kadar şu hıyıtla izlerim. Seni sabaha kadar döverim. Oradaki bebek gibi o kaşıma mayemi ya derim, dönerim. Hareket edersen seni döverim. Hareket etmezsen de döverim. Yapma! Dur! Döverim! Abi dur! Hayat abi! Abi dur! Lan! Lan Hayat abim, bu ne sinir? Yarım uçup duruyorsun, yapma ya! Belim ağrımasa var ya. Tamam. Ya JetFlix benim kırmızı çizgim. Tamam. Evet. Verme, sen verme. Ben de Kudret abinin baldızından isterim. Geçen gün bir öpücük istemiştim, vermişti. Kudret abi. Tamam ya. Tamam abi, dur. Oğlum gel. Ben de öpeyim seni. Gel öpeceğim. Lan gel! Dur. Buraya gel. Gel ya. Tamam. Tamam. Çocuklar! Yapmayın böyle artık, ne olur. Siz böyle yarım zıplatırsınız. Atladırsınız. Benim ağrılarım ağrıyor. Tamam hocam. Tamam. Kudret, ağrı kesici var. Serumum mu bitti, ne oldu? Ne oldu hocaya? Dur. Tamam. Biri yardım et sen. Tamam, akıyor. Dur. Oraya bakıyorum. Dur ya, dur. Oğlum elini çek. Biraz başım ağrıyordu da. Misarim be abi, ölür müsün? Ölürüm ulan! Ağrıdan ölebilirim İsmail! Damar yolunu nasıl açtın lan? Fikri abi. Çevir, oradan çevir, oradan! Çevir, geliyor! Fikri abi! Alın şunu! Ver lan, ver. Seni var ya. Dur abi, dur. Dur. Hayat abi, dur. Hayat abi. Ne var kanka? Hocam bak. Bağla. Tamam. Oh, iyiyim. Oh, kendime geldim. Lan sanki adama USB'yle bağla. Oh be. Gördün mü İbrahim Hoca? Acıdığın adama dön bir bak. Dön şuna bir bak. İyi niyetinden parça parça öleceksin İbrahim Hoca. Gebereceksin ya. İnsanlık, kötü insanlar ve acımasız insanlar tarafından kurtulmuştur, bunu unutma. Zayıflarsan seni yerler. Tıpkı ormandaki bir karınca gibi. Sen... Ne oluyor lan sabahtan beri? Ha? Hangi ara böyle oldu? Ne oldu sen? Ha? Hayat abi. Allah ya. Yine bana geldi. Hocam abi dur. Abi dur. Bırak, bu kaşınıyor. Bırak gitsin, ne yapacak? Hayır. Niye böyle bir insan ol? Böyle bir karakter değildin sen. Kim yazdı seni bu skeçten? Selam, merhabalar. Mustafa Bey, doktor. Merhaba efendim. İbrahim Bey, nasılsınız? Sağ ol doktor bey. Çok şükür daha iyiyim. Çok güzel. O zaman sizi şöyle bir güzel muayene edelim. Doktor, beni de muayene etsene. Ne yapayım? Hasta mısınız? Hasta mıyım? Benim var. Beni muayene edin. Efendim, durduk yere ben sizi niye muayene edeyim şimdi? Lütfen. İbrahim Bey, göğsümüzü açar mı? Şöyle. Evet. Öksürün. Bir daha öksürün efendim. Evet. Şimdi dizinize bir... Öyle yapılıyor mu? Evet. Hissediyor muyuz? Evet. Bir de karnınızda bir ağrı var mı, ona bakalım. Beyefendi, siz muayeneye mi yanlıyorsunuz? Bir muayene mi doktor, alır mısın? Beyefendi, ben sizi şimdi niye durduk yere muayene edeyim ya? Eğer bir şikayetiniz varsa gidin ilgili branştan bir randevu alın yani. Bir şey yok ben doktor, alır mısın? Boğazıma bak, boğaz. Yalayut! Abi dur. Yalayut, rahat bırak adamı, işini yapsın. O zaman ömrünüzü bana verir misiniz? Ya niye vereyim ömrümü sana? Hep doktor olmak istemiştim. Bir giyip çıkartayım, olur mu? Hayır kardeşim, hayır. Ne alakası var? O zaman kulaklığınızı alın. Kulaklık değil ya bu, stetoskop. Allah Allah. Çekilin rica ederim. Aa, çok açayım. Aman Allah'ım. Benim karnım ağrıyor. Bana kalp masajı yapın. Bali masajı da olmuyor. Aa, ya... Bu deli mi ya? Beyefendi lütfen, rica ederim. Bırakın, hastamla ilgileneceğim. Aa, Mustafa Bey. Buyurun. Yok, siz beni bırakın. Önce İsmail'i muayene edin lütfen. Mazoşist lan bu. Beni muayene et, beni muayene et. Bak, hasta da söylüyor, beni muayene et. İyi, tamam muayene edeyim de yani ne muayenesi? Mustafa Bey. Evet. Siz İsmail'e prostat muayenesi yapın. Yaşı da geldi. İhmal etmemek lazım. İhmal etmeyin beni. Yaşım geldi. Prostat muayenesi. Prostat muayenesi oluyor. Prostat ne? Aa, yalan yut. Çok önemli bir şey prostat. Tabii, tabii, tabii. Çok önemli ya. Çok önemli prostat muayenesi. Hem de gerek yoksa yapın yani. Hayat abim edecek değil mi hayat abim? Tabii, tabii. Yalan yut. Ödemez miyim? Hatta gerekiyorsa 2 kere muayene. Allah! Bugün benim en mutlu günüm. Allah'ın canımı aldın. Erken konuşma. Mustafa Bey, siz İsmail'i muayene edin, sonra beni edersiniz. Peki efendim, nasıl istiyorsanız o zaman ben sizi şöyle tuvalette bir muayene edeyim. Hem de yakınmış. Allah razı olsun İbrahim Hocam. İyi ki hasta olmuşsun. Ya hocam nereden geldi aklına şimdi bu? Hayati, her macera biz mi böyle bağırarak acı içinde bitireceğiz? Biraz da İsmail bağırsın. Yandım Allah! Sayın Yargıç, değerli jüri üyeleri. Jüri üyesi nedir lan? Ben hiçbir şey anlamadım yani. Bizi niye buraya kadar çağırdın ki baba? Dürümcü müyüm lan ben? Hani niye aldınız dayı ya? Ölüm sonu canavarı da geldi. Adana'da baskını yapan bizi, sokakta herkesi vurup gasp etti. Oğlum bu şarkı değil, bu itiraf. Ben patlattım dedim. Anneni, annem. Abimim. Ben de körüm dayı. Ulan madem gözün görmüyor, beni nasıl görüyorsun? Seni mi nasıl görüyorum? Arkadaş olarak görüyorum. İkinci şarkınızın adı neydi? Banka soydum bebeğim, gel beraber ye. Dostoevski, Dostoevski, Kaşarovski. Yanına da Çaykovski. Burası Adana Adliyesi. Yoktur deliliğin seviyesi. Yok. Efendim görüyoruz böyle yurt dışında başkanlar bisikletle geziyorlar, yollarda yürüyorlar. İşte sivil vatandaş gibi ne güzel yaşıyorlar. İşte gidip bir kafeye oturuyorlar. Bu durum bizde de böyle olsa nasıl olurdu diye düşündük. Şimdi öyle bir skecimiz var, izleyelim efendim. Efendim, serpme kahvaltımız da geldi. Buyurun. Teşekkürler. Buyurun. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun. Serpme ya, yeter. Fikri, ya şu bisikletten inen başkan değil mi ya? Yani benziyor ama burada ne işi var? Yok yok, başkan değildir o. Ona benziyordur o. Başkanın ne işi var? Ben biliyorum, bu ülkelerde, farklı ülkelerde başkanların 7-8 tane dublörü oluyor. Bu dublörü olabilir o. Merhaba. Bu masa boş mu? Ay sesi de aynı ya. Gerçekten sesi aynısı, tıpkısının aynısı. Ama burada ne işi var ya başkanın? Ya Burcu, biz acaba lüks bir restorana mı geldik yanlış? Sanmam. Neden? Dükkan benim. Biliyorum yani. Şimdi anlarız. İyi günler. İyi günler. Başkan? Evet. Nasılsınız? Başkanım dedi o. Allah. Burada ne iş varmış? Ne bileyim lan, onu da sen sor. Başkanım. Hayırdır? Kahvaltıya geldim. Bu arada afiyet olsun. Teşekkürler. Başkanım, sen öyle normal, gündelik kahvaltıya geldin ya, vatandaş olarak yani, öyle mi? Evet, ben normal vatandaş değil miyim? Evet, vatandaşsınız tabii ama başkanım yani adı üstünde başkansınız ya. Yani ne işiniz var sizin buralarda? Ya arkadaşlar, neden bu kadar şaşırıyorsunuz ki? Yurt dışında devlet başkanları bisiklete atlayıp trafiğe çıkıyor. Ne bileyim parka bahçeye gidip piknik yapıyorlar. Onlara şaşırmıyorsunuz da bana mı şaşırıyorsunuz? Ya yanınıza bari bir iki koruma alaydınız ya. Yani Allah muhafaza biri protesto etse, bir yumurta atsa bu ekonominin hali ne olur? Yok bir şey olmaz merak etmeyin. Ya olur mu öyle başkanım? Ya sizin böyle hükümetten birileri yanınıza almanız lazım bence. Ha gelecek çağırdım. İçişleri Bakanım da gelecek. Sağ buyur. Bütün kabine benim tükende toplanıyor. Allah'ım benim günahım neydi ya? Ya arkadaşım korkma korkma. Şaka yaptım ya. İçişleri Bakanı dedim hanım gelecek çocukla birlikte. Kahvaltı yapacağız işte. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Başkanım aracınızı inceliyorum. Başkanım sorması ayıp bunun olayı ne? Böyle basit bir bisiklet değildir herhalde. Şöyle zile basınca koruma kalkanı falan çıkıyordur değil mi? Üstünde böyle havalan falan bir şey çıkıyordur herhalde. Yo zil işte çalıyor. Normal zil lan. Normal bisiklet işte. Evet. Nasıl normal bisiklet ya? Vallahi mı? Öyle bildiğin çocuk gibi bisiklete biniyorsunuz yani. Olur mu ya öyle şey? Bir arabanız falan yok mu? Arayaydınız Ulaştırma Bakanlığı size bir araba yollayaydı. Beyefendi arabam yok diye taksi durağını arar gibi Ulaştırma Bakanlığı mı arayayım ben şimdi? Evet. Olmaz böyle. Siz bunu alın, benim arabayı alın, eve arabayla gidin. Hayır canım. Bundan yollamam. Hayır. Vallahi yollamam, vallahi yollamam. Olmaz öyle şey. Olmaz, olmaz. Al, al, al. Bisiklet çocuk gibi olmaz. Anne, ben dondurma yiyeceğim ya. Tamam. Bak, hanımla kız geldi. Buyurun. Çok teşekkürler. Yalnız sizden bir ricam var. Biz burada yokmuşuz gibi davranabilir misiniz? He? Tamam. Hayatım hoş geldin. Hoş bulduk. Siparişleri verdin mi aşkım? A, duyuyor musun? Aşkım dedim. Allah Allah! Çok acayip ya! Pardon, sipariş verebilir miyim? Siz verirseniz de ben alabilir miyim acaba? Ne isteyecekler ki acaba? Ne isteyeceksiniz? Serpme. Duydunuz, serpme dedi. Serpme? Aklım almıyor benim. Serpme ama nasıl bir serpme? Başkana ne serpilir ki? Size serptiğimi ona serpemem. Allah'ım yardım et ya Rabbim. Ay, oh, ha, bak bak burası çok güzel. Bak ay, gel, gel. Mis, mis. Hava da mis. Anam. Şşş, bana bak. Paşa, başkanım bizim mahallede, bizim kahvaltıcıda ne işi var? Kız, vallahi bak. Kesin seçim var ha başkan. Ya yok, seçim falan yok. Kahvaltıya geldik işte ailecek. Ha. Bizden biri gibi gözükmek için. O zaman alın çocuğu kucağınıza fotoğraf çektirin. Hayır. Hanımefendi gerek yok canım benim. Yok, gerek yok. Başkanım o zaman bizim eve bir gidelim. Şöyle güzel yer sofrasında bir akşam yemeği yiyelim. Niye? İstemezseniz masada var evde. Sandalyeler falan da var. Masada da yiyebiliriz de ne bileyim. Siyasiler yer sofrasında yemeği seviyor. O yüzden dedim. Yok. Çok teşekkürler, sağ olun. He. Hı -hı. Peki, niye? O zaman başkanım bizim aramızdasınız, amacınız ne? Beyefendi, tek amacım sipariş verdiğim kahvaltıdan bir tane siyah zeytini ağzıma atmak, biliyor musunuz? Duydun mu siyah zeytin diyor. Bari yeşil yesin, siyah ucuz ya. Yani başkanım şimdi böyle nedensiz bizim aramızda oluşumuz bana böyle bir deyimi hatırlattı da. Neymiş o deyim? Bayram değil, seyran değil. Eniştem beni niye öptü? Beyefendi öpme falan yok ya. Şurada insan gibi bir kahvaltı yapacağız. Normal kahvaltı, tamam. Evet. O zaman biz de şuraya oturalım. Ha. Oturalım mı? Oturun işte be! Aa Zeyno, çok ayıp. Kusura bakmayın. Gel, estağfurullah, gurur duyarım efendim. Gel, gel. Efendim, serpme kahvaltımız geldi. Buyurun. Bunlar serpme kahvaltılarımız. Onun yanına ben size fasulye de yaptırdım. İçli pilav da var. Gerek olmadı. Üç masayı al. Al masayı al. Biz masayı al. Çocuğu al, çocuğu al. Çocuklar gidiyor masaya. Dondurma, künefe, efendim keşkül, son zamanların star yiyeceği kuru baklava soğuk olanından. Afiyet olsun. Bu ne ya böyle? Beğenmediniz mi? Yani beyefendi bu Abartmışsınız. Bu kadarı da fazla. Ama bu kadarı da fazla. Herkese serptim de size serpmemi bekleyemezsiniz yani başkanım. Lütfen afiyet olsun. Tamam beyefendi. Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Tamam. Çok sağ olun. Hadi kızım ye. Hadi. Yemeyeceğim ben. Aa, niye suratsız bugün? Çünkü matematikten 2 aldı babası. Allah Allah. Benim kızım düzeltir çalışır. Düzeltmeyeceğim işte. Aa, kim düzeltecek peki? Arayın Milli Eğitim Bakanı'nı. İşi bu. Değil efendim. Ya bakın arkadaşlar. Bravo! Başkanım. Bravo. Arkadaşlar, ya hani bana başkan gibi davranmayacaktınız? Ya ben sizin aranızdan biriydim. Bak, biz kahvaltı yapmak istiyoruz. Ben sizin gibi kahvaltı yapamayacak mıyım ya? Yaparsınız başkanım. Yaparsınız. Tamam. Bu andan itibaren ben artık başkan değilim, tamam mı? Aranızdan biriyim, vatandaş Mesut'um ben. Tamam, anlaştık. Tamam, anlaştık başkanım, anlaştık. Tamam. Her zaman arkandayız. Tamam, çok güzel. Hadi bundan sonra herkes kendi hayatına devam etsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam, hadi. Arkadaşlar, hadi. Hadi bakalım. Normal artık. Hadi, normal. Allah. Ay, havada sanki serinledi değil mi? Tabii canım, kış ayı ya. Normal, çok normal. Soğuk olacak tabii. Merhabalar. Merhaba. Bir saniye. Tamam. Başkan değil mi? Tabii canım. Başkan değil mi ya? Bir saniye başkanım, sizin burada ne işiniz var ya? İnanamıyorum. Tamam. Başkan burada. Korumalar falan nerede? Nerede? Çatılarda falan mı? Neredeler? He? Koruma falan. Ne demek yok? Olur mu öyle bir şey? Bana her an bir suikast olabilir, bir şey olabilir. Rica ederim ya. Bunlar... Aa, hayır. Bunu yemiyorsunuz. Ya zehirliyse ya bir şeyse. Olamaz, hayır. Buna asla müsaade edemem. Sizin de müsaade etmemeniz lazım böyle bir şeye ya. Siz bu adam başkan burada böyle duruyor. Siz böyle sakin oturuyor musunuz ya? Ya kardeşim adam başkan biliyoruz da normal davranmaya çalışıyoruz burada. Ben ne demek normal davranıyorsunuz ya? Nasıl olur ya? Doğru ya, nasıl olur böyle bir şey? Daha ne kadar her şey normalmiş gibi davranacağız biz? Ya biz başkan burada, biz başkanın yanında tolu peynir yiyoruz. Adam başkan orada büyük çay söylüyor, kız ağlıyor. Başkan lan bu. Doğru ya. Siz kemiğinden beri böyle mi duruyorsunuz burada? Ya başkanım, gerçekten bizim aklımız almıyor ya. Sen nasıl bizim içimizdesin? Hanımefendi siz eşimi içinizden biri diye seçmediniz mi? Evet. Şimdi içinizde görünce niçin şaşırıyorsunuz? Bu kadar içimizde olmasını beklemiyorduk. Şaşkınız. Evet. Yani. Senin yükseklerden ulaşılmaz olman gerek. Öyle olunca aynı etkiyi vermiyor. Ya saçmalık ama bu ya. Ya asıl senin yaptığın saçmalık oğlum. Manyak mısın lan sen? Oğlum mu? Manyak mısın mı? Vallahi benim tansiyonum çıkıyor. Arayın Sağlık Bakanı'nı. Hemen bir hastane açsın buraya. Beyefendi, bütün bakanlar bana mı bakıyor? Bakmıyor mu? Ya hepimize bakıyor, hepimize. Sen ben diye bir şey yok ya. Benim sizden bir farkım yok. Tüh be! Mütevazı lan bu adam. Bu ne ya? Nasıl? Al ensesini, al lokmayı ya. Vur ensesini olacak. Olur. Ya kafa kalmadı ki. Şaşırdık ya. Ben de içinizden birine asla saygı duymam. Ben de duymam. Neden ya? Ben içinizden biri olamıyorum. Hop, comolokko. Çünkü biz laubali oluruz yani. Comolokko mu? Lan terbiyesiz laubali. Başkan! Bizim başkan! Ya kes! Alkışlama ya. Ya ne laf anlamaz insanlarsınız. Sus be! Bir daha da sizin gibilerin arasına girersem iki olsun. Başkan! Bizim başkan! En büyük başkan! Bizim başkan! Sayın Yargıç, değerli jüri üyeleri. Jüri üyesilerdir lan. Ben hiçbir şey anlamadım yani. Bizi niye buraya kadar çağırdın ki baba? Dürümcü müyüm lan ben? Hani niye aldınız dayı ya? Ölüm sonu canavarı da geldi. Adana'da baskını yapan bizi, sokakta herkesi vurup gasp etti. Oğlum bu şarkı değil, bu itiraf. Ben patlattım dedim. Annem. Ağrımım. Ben de körüm dayı. Ulan madem gözün görmüyor, beni nasıl görüyorsun? Kendimi nasıl görüyorum? Arkadaş olarak görüyorum. İkinci şarkınızın adı neydi? Banka soydum bebeğim, gel beraber ye. Dostoevski, Dostoevski, Kaşarovski. Yanına da Çaykovski. Burası Adana Adliyesi. Yoktur deliliğin seviyesi. Yok. Teşekkür ediyorum efendim. Hiç tembel, üşengeç bir tanıdığı olan veya kendi öyle olan var mı? Şurada bir hanımefendi var. Biz çift olarak üşengeciz. İsimler ne? Mehmet Emin, Fulya. Bu arada çok heyecanlıyım çünkü evden çıkarken dedim ki o mikrofonu alırsam dedim seni gömeceğim. Tamam. Bu şansı da bana verdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Zevkle efendim. Buyurun. Evet. Ben randevu sistemiyle çalışıyorum. Ne çalışıyorsunuz? Randevu sistemiyle. Çalışıyorsun. Evet. Yani podoloğum, randevu sistemiyle çalışıyorum. Genellikle randevuları hep 12'den sonra vermeye özen gösteriyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Podolog. Ha. Bilmiyorum. Ayak sağlığı üzerine, yani ayakta oluşan problemler... Anladım canım, biliyorum. Açıklayayım lütfen çünkü bilinmiyor. Ayak sağlığı üzerine hizmet veren sağlık personeli oluyoruz. Tamam. Evet. Nasıl söyleniyor? Podolog. Podolog. Hı hı. Tamam. Şimdi ben bugün Emin'le birlikte yaşamış olduğum bir olayı anlatacağım. Ben sabah çıktım tabii ki sabah. Yine geç kaldım. Hep böyle makyaj yapayım falan filan. Hani öyle hayal ediyorum akşamları yatarken ama hiçbir zaman öyle olmuyor. 10 dakika içerisinde duşumu alıp elime ne geçirdiysem onları giyip koştur koştur ya taksiyle ya bisikletle işime gidiyorum. Bugün de yine Emin evde yatıyor. O da nöbetten geldi ve doğal olarak terli ve duş almadı. Şimdi ben tabii ki çalışıyorum. Uyuz oluyorum, onu o evde yatıyor. Ve arıyorum. İşte müsait oldukça arıyorum. Onu taciz ediyorum ve ne yapıyorsun Emin? İyi hayatım işte yemek yedim. Duş aldın mı? Yok hayatım alacağım falan. Bir de ben son bir haftada doğru düzgün evi temizlemiyorum. Ondan önce de Emin temizliyordu. Ve doğal olarak ev çok berbat bir vaziyette. Hafta sonu da pazar günü ve pazar günü çalışmıyorum zaten. Pazartesi günü yine üşengeçlik yapıp işe gitmedim. Randevu almadım. Sağ olsun Emin bütün servisimi falan yaptı. Neyse. Bugün de yine tabii ki Emin'le konuşuyoruz. Buraya geleceğim. Ona göre planlıyoruz falan filan her neyse. Dedim ki Emin dedim, evi dedim temizledin mi dedim. Neyse. Emin... Neyse, Emin evi temizlemiş ama ben geldiğimde işte hala bornozla duruyordu. Dedim ki Emin evi temizlemedin hala herhalde dedim. Yok dedi hayatım bornozla temizledim dedi. Yani o kadar üşengeçiz ailecek öyle söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi efendim bu örnekte duyduğumuz gibi biraz üşengeç, biraz tembel böyle... Yapısı öyle olan ama ruhu çok iyi olan bir arkadaşımıza gideceğiz. Onun bir hikayesine bakacağız. Bakalım neredeymiş, başına neler gelecek izleyelim. Buyursunlar. Hanımefendi. Buyurun. 2 saatten beri bekliyorum burada. Bu nasıl banka böyle? Vallahi diğer şubeler hiç böyle değil. Efendim, yani takdir edersiniz ki ben de 5 saattir podolog Fulya Hanım'ın bornozlu eşi Emin'i dinliyorum. Benim de kafam oldu kazan yani. Lütfen biraz saygı gösterin ama. Burada bir başımayım, tek başımayım. Sizinle de ilgileneceğim. Lütfen oturup beklemeye devam edin. Ben de podoloğa gideceğim. Acelem var biraz benim için. Beyefendi, sizi şimdi Fulya Hanım'a bağlarım telefonda. Ha, sırayla alacağım beyefendi. Oturalım lütfen. Peki. Beyefendiciğim, ayakta kalmayalım. Bakınız ayağınız sakat. Görüyorum, anlıyorum. Zaten belirteçleriniz de var. Oturun şuraya efendim. Bekleyin. Ben sizi zamanı geldi. Buyurun diyeceğim, çağıracağım. Peki. Ay ya sabır ya Rabbim ya. Evet, 86 numarayı alabilir miyim lütfen? Hanımefendi, buyurun. Belli ki 86 ortada yok. Ben 87'yim. Artık oturabilir miyim? Efendim, daha 86 numarayı henüz çağırdım. Belki kendisi 86 numara olduğunu şu anda duyamadı. O yüzden bekleyelim. Eğer 86 numara gelmezse ben sizi alayım, olur mu? 86 numara buralarda mıdır acaba? Evet, şikayet, ses gelmiyor. Demek ki kendisi yok. Buyurunuz efendim, sizin işleminizi alayım. Maalesef beyefendi geldi. Hanımefendi, sizi şöyle alayım. Bekleyin lütfen. 86 geldi. Gel ama. Oh. Geliyor. Bu nedir ya? Ben oradan buraya hızlıca geldim. O hala geliyor mu? Benim işlemim şimdiye bitmişti. Ay şiştim ya. Hemen geliyorum. Hatta öyle ki eve gitmiştim. Ya. Ya benim bayağı acelem vardı efendim. Yani müşteri bir döviz verdi. Ona 2 dakika bozdursam şöyle aceleden ha? Sırayla alıyorum efendim. Sırayla işlem yapıyorum efendim. Lütfen bekler misiniz? Aa! Garson bey, nasılsınız? Ah! Yine mi sen ya? İnanamıyorum. Arkadaşlar kaçın. Kaçın, kurtarın canınızı. Aa, siz tanıyor musunuz bu beyefendi? Tanıyorum ve tanıdığım güne lanet olsun. Bu adam benim sürekli kabuslarıma giriyor. Kabuslarıma giren kendisi olduğu için de hiç bitmiyor. Kabus böyle uzun sürüyor. Bakın adam bana sarılmak için hareketi başlattı. Daha uzun bu böyle gidecek. Ne ki ya bu? Kaçın. Ben korkmaya başladım. Nedir ya bu? Acelesi var herhalde. Hoş geldiniz efendim. 86 numara. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim efendim? İşleminiz neydi acaba? Hoş bulduk. Hoş bulmanıza çok sevindim efendim. Buyurun efendim, işleminiz neydi? Ah. Ne? Durun, hapşıracak galiba. Kapatın burnunuzu. Dönme lan. Dönüyor. Ay. Çok büyük hapşıracak, çok büyük hapşıracak. Vallahi uçurur bizi bu. Geliyor. Geliyor. Çiğ. Çiv mi? Çok yaşayın efendim. İşlemim 4 işlem. Pardon, anlayamadım. Şimdi siz bankacısınız ya. Hı hı. 4 işlem. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Şaka. Ay, adam şaka yaparken yoruldu ayol. Beyefendi, ben tabii haliyle bir kere daha sormak durumundayım. Size nasıl yardımcı olabilirim acaba? Bir şey var burnumda herhalde. Siz de görün. Yok, anladım bence. Bu çekmiyor. O yüzden böyle kesik böyle geriden geliyor. Tüm paramı buraya aktaracağım. nihayet ortak bir dil konuşabiliyoruz şu anda. Öyle değil mi? Peki efendim, o zaman ben lütfen kimliğinizi rica edebilir miyim? Tabii. Hemen. Beyefendi, bugün alabilir miyim o kimliği? Hı? ...45, 72, 11. Kalsın kimlik. Kimlik kalsın. Sokmanız zaman alacak yeri çünkü belli. Efendim, bankamızda maalesef bir hesabınız yok. Dolayısıyla size yeni bir hesap açmam gerekiyor. Ben şimdi bilgileri gireyim, TC'nizin bilgilerini. Siz de şurada bakınız bir formumuz var beyefendiciğim. 15 sayfalık bir form. Bunun hepsini her sayfaya okudum, anladım, kabul ediyorum. Buyursunlar efendim. Başlayalım. Ben biraz şurayı hızlandırayım, kapağını açayım. Buyurun. Okudum, anladım, kabul ediyorum. Kaç sayfanın altına atacakmış bu? 15! Kabul. Açıldı, açıldı. Düştü. Ay ben de gidiyorum. Aa, bu ne böyle ya? Aa! Yoruldum. Yoruldum. Allah'ım, sakın ayağım ağrıyor ya. Kalem yazmıyor. Sıkıntıdan ölmüştür belki o. Alın efendim, alın efendim. Buyursunlar. Bununla devam edebiliriz. Gitti, gitti o. Gitti. Boş verin onu. Buyurun. Bununla devam edelim. Anladım. Beyefendi, şöyle yapalım mı? Hiç anladım, kabul ediyorum'a girmeyelim. Tamam. Okudum diyelim. Ben sonra onu şey yaparım. Okudum. En baştan. Yok yok, buraya kadar geldik. Şuradan. Okudum. Okudum yazıp geçelim. Okudum. Tamam. Çok güzel. Devam ediyor. Hızlı geldi. Tamam. Okudum. Çok iyi. 4 sayfamız kaldı. Yeter hanım. Ah. Kolay gelsin. Ben getirdim sıcak. Yok sıcak. Yok 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 Feridun abi. Ben içmeyeceğim Feridun abi, sağ ol. İçmeyeceğim mi? Yok. İyiyim hadi. Okudum. Ben içerim. Olur. Tabii, buyurun. Beyefendi, şu formu bitirseydik önce. 4 sayfa kaldı. Şeker alır mısınız? Senin de iyilik yapacağım mı tuttu abi? Bugün mü? Niye ya? Bak buyur. Al. Allah. Anladım, şimdi anladım. Tamam. 2 şeker yeter mi beyefendi? Evet. Yeter hanım. 4'e gidiyor ya. Ben bunu buraya bırakayım. Bunu siz kendi aranızda halledin beyefendi. Buradayım, buradayım. Beyefendi, Allah aşkına yengeç gibi yandan geliyorsunuz. Gene dikiliyorsunuz tepeme. Kaç kere söyledim size, bu işten bitmeden alamam. Yerinize geçer misiniz? Yok ya, işlem için değil. Bu sefer vallahi meraktan geldim. Baksanıza, adam Nuri Bilge Ceylan filmi gibi yani. O kadar izledim, saatlerdir yani. Sonunda merak ediyorum. Nedir son durum? Ne yaptı şu an? Yani şu an bir şey oldu yok. Karıştırıyor ama o şeker erimez yani. Çay soğudu. Sen daha dur. Daha kaşığı bırakacak da bardağı ağzına götürecek. Daha içmesi var. Bak. Ben şey bırakıyorum, Nuri Bilge'yi çok severim. Yorum da yapıyor her şeye Feridun abi. Aç cam aç. Gel. Aç, kurban olayım, dayanamıyorum. Gel, aç bir nefes alalım Allah aşkına. Ay bir nefes al. Aman dikkat düşersiniz vallahi. Ya beyefendi, siz de merak ettim ha. Neydi sizin işleminiz? Ya ben yurt dışına çıkacaktım. O vize için döküman, hesap özeti alacaktım. Ah. Hadi ya. Küçücük de işlenmiş. Kolaydı. Hemen de yapardım. Vallahi yazık oldu size. İşte ama ya ne yapayım? Ne yapacağım? Bu nedir ya? Müşteri. Bitti. Hadi be. Hadi be. Ay, bitti ya. Allah bitti. Allah bitti. Allah bitti, bitti, bitti. Haydi. Haydi bitti. İzmir bize kola. 15 sayfa. Buradayız. Ah, hemen alayım. Hemen pardon. Ha, söyle kardeşim. Her sayfanın altına imza da atmam gerekiyor muydu? Her sayfanın altına imza atması gerekmiyor değil mi? Lan. Maalesef gerekiyor. Birader sen dön evine. Bitmez bu iş bugün. Sen dön. Aa, bir dakika. İmza yerine parmak bassın. Aha. Benim rahmetli nenem okuma yazma bilmiyordu. Parmak basıyordu. Rahmetliydi. Bu da onun gibi bir şey yani. Öyle gibi bir şey. Bassın parmağını. He, olabiliyor mu öyle bir şey? Ne olur olsun çünkü. Ne olur. Olmaz Feridun abi. Yazma biliyor sonuçta. Ne diyor? Olur lan. Vallahi. Olur be. Bassın parmağı. Müfettişler teftişe gelirse bunu gösterin. Aha bakın derim. Bana prim bile verirler be. Şey, beyefendi ben ona... Bırakın kalemi. Bırakın kalemi. Bakın bu görmüş olduğunuz ne? Ha? Mürekkep. Tamam mı? Geç. Ayağım şey, bana çek. Bak, ne yapıyoruz biliyor musunuz beyefendi? Mürekkebimizi alıyoruz, tamam mı? İşlem çok basit. Şimdi parmağımızı, mürekkebimizi basıp ıslatmak suretiyle kaldırıyoruz parmağı, basıyoruz sayfaya. Hızlı böyle, hızlı yapıyoruz. Hadi. Geçmiş olsun, ayağınız sakat galiba. Ay geçti. Ayağım geçti, bitti o. Benim podolog arkadaşım. Ama 12'den sonra. Size de geçmiş olsun. Sağ ol. İyiyim ben. Çok iyiyim. Sağ ol. Haydi. Bastım. Sayfaları sevinç. Al aşağı. Aa, kurumuş. Hava alıyor. Eli hava alıyor havada. O kadar uzun kurur tabii havada. Bu da kurur. Durmayacak lan, dur. Bir şey yap. Ho. Islat. Konuşma sana, konuşma. Oh, dur. Hadi bayılacağım, çok oksijen aldım hadi. Oldu. Yok. Bu da kurumuş. Biz kuruduk burada ya. Şurayı hazır hale getir abi. Gel. Beyefendi alıyorsun parmağını. Ha bu işte. Bas. Ha bu işte. Sok buraya. Ha. At. Gel. Allah'a bir şükür ya. Al şunu ya. Allah. Getiriyorum ben sen buna. Ona bir şey olmasın ha. Ha bitti. Al hadi otur, tamam. Vallahi bitti. Oh be. Al hadi otur. Allah. Bitti mi? Bitti. Efendim bitti. Yardımcı olabileceğim başka bir konu... Ulan! Allah'ım ne olur yardımcı olacağı başka konu olmasın olur. Duymadı. Boş bakın. Salak bakıyor. Duymadı. Herhalde bana gülüyor şu an, duymadı. Oraya dönüyor. Duymadı, biz inanırsak olur, duymadı. Vay! Anam başı. Ağzın kopsun yeter, dilin çürüsün yeter. Buyurun beyefendi, ne istemiştiniz? Kredi kartı da almak istiyorum. İbrahim Beyciğim. 15 sayfayı diye deminki imzalar. Bakınız, bu kredi kartını isterseniz bunun tam 55 sayfa imzası var. Kurbanınız olayım, yapmayın İbrahim. İbrahim. Vazgeçin. İbrahim bak kardeşim. Sen ne yapacaksın kredi kartını ya bu yaştan sonra? Bunlar yemin ediyorum sana bak, yürekten söylüyorum. Bankalarım tuzağı. Lan biz kuruyoruz size bu tuzağı. Tuzak bu, tuzak. Vallahi boş ver ya. Abi bunu ver, bunu ver ya. Ya arkadaşım bak, senin olmayan parayı sana harcatan bir sistem bu. Benim yok bak kredi kartım falan. Alma lan kredi kartı falan. Alma oğlum, alma. Alacağım mı? Alma. Mahvolursun, alma. 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 Oldu. Alma. Alma. Bak sesler geliyor. Alma lan. Alacağım. Oo. Alo. Feride. Ben bu akşam gelemeyeceğim eve. Nasıl? Yeter Hanım, kaç sayfaydı 55. Yarın da gelemeyeceğim ben. Ya anlatırım gelince. Evet, biraz karışık. Ya hikaye basit de çok yavaş akıyor, anladın? Yani hadi konuşuruz, çocukları öp benim için. Ne olacağı belli değil, hadi. Yeter Hanım. Gelmişken diyorum, hayat sigortası da yaptırayım. Ya yeter lan artık! Başlarım senin gelmişini, geçmişini hayatına. Senin hayatın ne ki, senin sigorta... Bana bak lan, ben konuş... Tamam lan bakma, ben geliyorum oraya, bakma sakın. Oraya da dönüş 10 saatte. Ben buraya geldim. Ne yapıyorsun oğlum, buraya bak lan. Oğlum bak, bir şey diyeceğim sadece. Lan buradayım. Beni bekle bari. Sen dönme, ben geliyorum lan. Allah'ım yarabbim. Oğlum bak, ayağım zaten bir tane şu an. Dur lan artık. Vallahi bu oyunu bırakma. Lan senin hayatın aksiyonuna ne gerek var sana sigortaya falan? Kimse kıvırlamazsın, bu bir soygundur. Aa! Eller yukarı. Kaldır elleri. Kaldır ellerini, kaldır ellerini. Lan sen de kaldır ellerini, sen de. Alo. O kaldırıyor şu an aslında. Ya o kaldırana kadar sen koca bankayı soyar gidersin. Uğraşma onunla bana. İmdat! Allah bela, bu boş versin. Yaklaşma. Yaklaşma. Sakın bana doğru yaklaşma. Tamam. Ama yaklaşma diyorsa inadına yakınlaşıyor. Yaklaşmıyorum. Niye yaklaşayım? Ben sana yakınlaşmaya çalışıyorum. Zaten bankayı soyarsan soy. Sanki benim bankam. Antikapitalist biriyim ben. Bankaları sevmem. Zaten bunlar dünya... Hemen alarma basarak çok hızlı bir şekilde kaçın. Yeter Hanım, yengeci de al. Tamam mı diyorum? Hayır, oradan değil. Oradan değil. Gel buradan. Ay bu üstüme geliyormuş şimdi. Tabancayı da alamam ki şu an. Oğlum bırakır mısın? Lan uyuşuk, şu silahı alsana, adamı zor tutuyorum lan. Bırak, çabuk bırak. Hemen alıyor. Ya oğlum bırak sana. Ne yapıyor lan bu? Vahşi doğaya adapte olmaya çalışıyor. Lan al sana şunu, al, al sen şunu. Bırak, bırak. Bu normal mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ha? Bir saniyeyle kaçır. Manyaklık lan bu. Polisler, kaçmam lazım. Aha pencere. Bak, bırak. Oğlum bırak sana, kaçacağım, bırak. Lan bırak, vallahi vururum seni bak. Vurma, hemen bırakacağım. Ya sen bırakana kadar yakalandın bile ha. Sen bırakana kadar yakalandın burada. Helal helal. Şurada kalmıştı ya. Anasın. Azıcık kalmıştı. Anasın, çök. Çök. Ya of ya. Ulan o iş yok. Vallahi billahi sana bir şey söyleyeyim mi? Seninle ben çok güzel bir takım olduk ha. Günü kurtardık. Ne diyorsun? Güzel ikiliyiz ha. Çak. Wow. Ulan gram heves bırakmıyorsun insanda yani. Yürü lan, yürü. Al basın beni. Yürü. Çabuk. Efendim, misafir sevmeyen artık bize çok misafir geliyor diye sıkılan var mı? Şurada bir beyefendi var. İsim? Ya Halit. Halit, buyurun. Ben şuna karşıyım, misafirin misafir getirmesine. Ha. Şimdi bir kişi geliyor, eyvallah baş üstüne, 10 kişi geliyor. Babacığım ben seni çağırdım, diğerine geliyor. Bu olmasın lütfen yani. Ha. Başka bir sıkıntı yok. Ya ben çünkü ona göre yemek yaptırıyorum, işte organize ediyorum etrafı. Kameraya söyleyin direkt, ben çünkü evet, merci değilim. Gelme yani. Gelmesin. Gelmesin ya, bu kadar. Lütfen. Peki, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Bizim biraz misafirden sıkılmış bir çiftimiz var. Bakalım neler yaşayacaklar. Buyursunlar efendim. Hayati. Yani eve misafir geliyor. İnsanların önüne çay, çerez mi koyacağız? Çerez çok değil mi? Çay içsinler gitsinler. Şimdi diyorum Hayati, çay ve çerez az gelir misafirlere diye diyorum. Hem bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Misafir böyle bana çok nostaljik geliyor yani. E ben seviyorum yani misafiri. Sen hele akşam böyle elinde 2 poşet bir de çayla geliyorsun ya. Ay diyorum aynı 90'lar. Ben de çaya bakınca 90'ları hatırlıyorum. 2 kilo çay 90 lira. Allah Allah. Ya bu misafirlikler falan artık bizim bütçemizi aşıyor. Lütfen rica ediyorum ya. Ya sen hiç markete gitmiyor musun? He? Eskiden kaşarı tekerle alırdık, şimdi teker teker zeytin alıyoruz. Ya tamam canım, bu sefer Mesutlarla Kudretler bize giriyor. Bir sonrakine de biz gideriz Hayati. Biz en son ne zaman Mesutlara gittik Mehtap? Ama evleri tadilattaydı. 12 ay süren tadilat mı olur ya? Allah Allah! 12 ayda temelden girip anahtar teslim toplu konut var arkadaş. Ya bunlar bizi sömürüyor, anlamadın mı? Aha, geldiler. Bak, bir şey söyleyeceğim. Heh. Misafir misafirdir. Her zaman yaptığın şey apır sapır konuşma insanların yanında. Ne yapıyorsun Hayati? Kombiyi kısıyorum. Belki üşüyüp giderler. Öf Hayati, öf! Ay. Canım hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Gel. İyi akşamlar, iyi akşamlar olsun. Evleriniz gibi ya. Çok sağ olun, çok sağ olun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gel canım benim. Ya Mesut tutturdu Hayat abimi göreceğim de Hayat abimi göreceğim. Dün akşam da beraberdik de lan. Senden bir gün bile ayrı kalamıyorsam demek ki abi. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Bu komşuluk geleneğini vallahi sen götürüyorsun ha. Bir de diyorlar ki komşuluk bitti mi? Yenge kaju bitti mi? Bitmiş canım, başka bir şey getireyim. Ya şimdi bir kuru yemişler çıkmış. Hı. İnanılmaz. Hı. Böyle dışı abi Brezilya cevizi gibi, içi tadı bildiğin Siirt fıstığı. Hayat abi denemen lazım. Ağızda böyle üst damakta bir dağılıyor, bir tadı var. Acayip bir şey, inanılmaz. Köşede kuru yemişçi de var. Bir alsan da görsen, alsan da gör. Acaba sen alsan da biz görsek, ha? Hani böyle misafirlik, komşuluk dediğin böyle bir karşılıklı iletişim içerisinde, ha? Ya vallahi Mehtap abla gibi giyinmişse komşu ağırlayamaz. Belli. Sağ ol. He, Kudret de çok özledi Hayati abisi. Evet. Vallahi işten çıktı, hiç evde ağzına lokma komadan direkt buraya gelmek istedi. Evet. Artık nasıl özlediyse burayı. Tabii canım. Protein ve karbonhidrat açısından oldukça zengin bir ev. Nasıl özlemesin? Ya şimdi bir de Hayati abi diyorlar ki modern çağ insanı birbirinden uzaklaştırdı. Yok, sosyal medya ya komşuluğu öldürdü. Komşuluk ölür mü ya? Ya. Komşuluk yaşıyor. Komşuluk işte bu evde yaş. Evet. Ha. Kudret! Kudret ne oldu? İyi misin? Kudret! Anam. İyiyim, iyiyim ya. Kan şekerim düştü galiba. He, Mehtap abla. Ne canım? Ya sana zahmet varsa evde böyle küçük bir dilim Alman pastası. Alman pastası mı? Alman pastası evde yoktu. Dur ben bir koşu alıp geleyim. Lan bu nasıl bir misafir sevgisi arkadaş? Ben anlamadım. Kudret'im iyisin bana. Ya Hayati abi, şimdi Kudret bütün gün havasız yerde çalışıyor ya, böyle kütlenerek kan şeker düşüyor. Bak, hava dedin de aklıma ne geldi biliyor musun? Mesut, hatırlar mısın? Senin balkonda otururduk öyle havadar havadar. Bir kez daha yapsak, niye yapmıyoruz acaba? Abi çok isterdim de tadilat var. Hı. Biz mutfağa salon katıyoruz. Öyle mi? Ne? Evet, geçen hafta da balkonu tuvalete katıyordunuz. Ondan önceki haftakileri salona katıyordunuz. Hatta hiç unutmam bir kere kömürlüğü mutfağa katıyordunuz. Hatta büyük odadan küçük bir oda çıkarıyordunuz. Acaba diyorum böyle bir mimari deney mi yapıyorsunuz? Ya işte ustalar girdim çıkmak bilmiyor biliyor musun? Ya Mehtap yenge nerede kaldı? Ben baksam mı acaba? Geldim gülüm geldim. Ay. Ay getirmeye tabii yenge. Çok zahmet. Ay, çok sağ ol vallahi. Çok zahmet oldu. Oh! 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 Vallahi gözüm açıldı ha Hayati abi. Alman pastası iyi geldi ha. Yurttaşından müdahale edilen böyle döviz gibi yükselişe geçti senin şekerde. Ne diyeceğim sana? Madem kendine geldin. Ne? Hatırlar mısın? Evet. Kudret. Sizin evde geçen sene böyle çok güzel, hep beraber oturup bir film izlemiştik. Acaba diyorum, tekrarlasak mı, yine mi yapsak bu gece? Yok, bu gece olmaz. Benim başım ağrıyor. Oturmaya geleceğiz lan, sen ne diyorsun? Ya tabii gelin. Çok güzel olurdu da. Abi, ev müsait değil ya. Evde ilaçlama var. Olsun, ben maske takarım. Çok güzel olurdu Hayati abi ama olmaz. Çünkü eve cin dadandı. Böyle her yer cin. Fark etmez. Nefesim kuvvetlidir. Gelince okur üflerim. Çok güzel olurdu Hayati abi ama olmaz. Çünkü Kudret evde çıplak geziyor. Olsun. Beraber gezeriz. Benim için de bir değişiklik olur. He. Çok güzel olurdu ama... Ay! Kudret yiğidim. Ne oldu? Uyan. Kudret. Ay benim tansiyonum düştü galiba. Mehtap yenge. Heyecan. Sana zahmet evde varsa böyle beşamel soslu bir tavuk şinitsen. Bir de ufak mevsim salata yap. Yeter! Lan! Yeter! Lan bana bakın sayın misafirler. Lan siz bizi mi yiyorsunuz ha? Bu evin de kendine göre bir bütçesi var arkadaş. Bir kez de biz size gelelim. Bahane bizi mi kandırıyorsun lan? Ama aşk olsun Hayati abi. Ne kadar sırt çıkış yapıyorsun. Hepsini demedin mi ki bize? Burası sizin ikinci eviniz diye. İkinci eviniz dedim lan. Bir kere de sizin şu birinci evinizi görelim. Ama sen öyle söylesene ya. Tamam, haftaya bizdeyiz. Vallahi mi? Evet ya, Mehtap kadar iyi olmasa da biz de komşularımız elimizden geldiğince yağlarız. Bize de gidebiliriz. Kudret. Ağzın çıksın Nimet. Abi kusura bakmayın, benim ellerim kirlendi. Ben müsaadenizle bir lavaboya gideyim. Hayati, gördün mü canım? Benim çok öyle büyütecek bir şey yokmuş yani. Bak insanlar davet etti. Evet. Vallahi ben de ne bileyim bir anda öyle sinirle şey oldum da. Bak. Sanki böyle hani misafir kabul etmemek için böyle bahane uydurduğumuzu sanmışsın. Aşk olsun abi ya. Ayıp ediyor ne? Öyle şey olur mu ya? Hayatım, bari şeker koysana çayıma. Ne? Sen benim çayıma 2 şeker mi koydun? Kız ben çayıma 2 şeker koymam, 1 şeker koyarım. Sen beni aldatıyorsun ha. Puh, yazıklar olsun sana. Evi falan ayırıyoruz seninle. Git hemen birlikte yaşa. He, yaşarım tabii, Allah Allah. Yaşarım tabii. He. Çocuklar. Hayati abi, kusura bakma. Seni de misafir edemeyeceğim. Ama ben çok şaşkınım şu an. Saçmalamayın çocuklar. Bunca şey, şu kadarcık şey için birbirinizi kızmaya, kırmaya, üzülmeye değer mi ya? Tabii canım. Böyle şimdi bir şey olamaz yani. Abartmayın çocuklar. Her şey halledilir. Diyorum ki hep beraber gideriz. Kudretler'de bu meseleyi konuşuruz. Hep beraber... Kudret nerede ya bu arada? Nasıl yani? Kudret, yiğidim. Ne oldu? Ne oldu sana böyle? Arkadaşlar, ben Hayati abinin banyosunda sıvı sabuna basınca böyle bir uhrevi aydınlanma geldi. Allah! Evet. Basıyorum sabun veriyor, basıyorum sabun veriyor. Dedim, hayat bu. Eğer bir şey elde edeceksen önce onu istemen lazım dedim. Ben bundan sonra biraz hayatı sorgulayacağım. Münzevi bir hayat yaşayıp sokaklarda dolanacağım. Daha tırt bir aydınlanma duymadım ya. Aman önemli değil ya. Benim kapı gibi komşum Mesut var. Mesut, hatırlıyor musun? O ananın bahçesinde ne güzel otururduk, çay içerdik. Şimdi tam mevsimi diyorum. Acaba bunu bir tekrarlasak mı? Ha, evet ya, tam mevsimi. Ben dur o zaman bir annemi arayayım. Diyeyim bakayım böyle böyle, biz geleceğiz diyeyim. Bakayım o da ne diyecek. Hadi dur bak. Ben bir arıyorum şimdi. Nereye gidiyorsun lan? Arıyorum bak. Ne oldu lan? Ne oldu? Ayağım kırıldı, ayağım kırıldı. Nasıl kırıldı? Hayat, doktor çağırsana. Ya doktor çağırayım da. Ya çağırma, bu 2 ay vallahi, 3 ay... Hayat abi, kusura bakma, gelemeyeceğim ha ya. Şu doktor çağırmadan önce sen de şu şeyi ara. Temizlikçiyi ara da yarın gelmesin. Geçmiş olsuna gidelim Mesutlara. Aa yok yok, daha iyi. İyi yani çağırma, biz geliriz size. Öyle mi? İyi bak basıyorum yani. O zaman şey yaparız. Biz de Kudret'lere gideriz. Gerçi Kudret de evde yok. Reyhan yalnız kaldı. Ona gideriz, sohbet ederiz. Ay tabii ya, başımın üstünde eliniz var, ne demek ya. Havada ne kadar güzel. Nasıl? Şu pencereyi açıp havalandırsam ne? Lan ne yapıyorsun? Manyak mısın sen ya? Misafir kabul etmemek için pencereden atlamak nedir artık ya? Artık bak, susayım diyorum ama sizin bu ettiğiniz çok ayıp ya. Bu nedir ya? Şöyle oturup tatlı tatlı muhabbet edelim diyoruz. Hele şu yaptığınız hallere bak. Ben anlamıyorum ki biz ne zaman buralara geldik. Çok haklısın komşu. Kusura bakma yenge. Kusura bakma yenge. Ya acaba ne yapsak da kendimizi affettirsek be yenge? Ben biliyorum ne yapacağımızı. Eski günlerdeki gibi hep birlikte toplam çardakta oturacağız. Mesut sen şeker al, kızım sen çay al. Hayatı biz kapkacak alalım. Kapkacak alalım. Bana bak Kudret, sen de o çok sevdiğim pastane var. Evet. Oradan avdudurlu pasta. Anam! Ay Kudret! Kudret öldü! Gitti benim herifim, gitti. Uyar Kudret'im. Ne alalım? Yapacak bir şey yok. Yarın Kudret'lere başsağlığına gideceğiz. Yok, ölmedim. Tamam, ölmedim, iyiyim ya. Devam et, hadi oturmaya gidelim, hadi. Sayın Yargıç, değerli jüri üyeleri. Jüri üyesi nedir lan? Ben hiçbir şey anlamadım yani. Bizi niye buraya kadar çağırdın ki baba? Dürümcü müyüm lan ben? Hani niye aldınız dayı ya? Ölüm sonu canavarı da geldi. Adana'da baskını yapan bizi, sokakta herkesi vurup gasp etti. Oğlum bu şarkı değil, bu itiraf. Ben patlattım dedim. Annem. Abimim. Ben de körüm dayı. Ulan madem gözün görmüyor, beni nasıl görüyorsun? Seni mi nasıl görüyorum? Arkadaş olarak görüyorum. İkinci şarkınızın adı neydi? Banka soydum bebeğim, gel beraber ye. Dostoevski, Dostoevski, Kaşarovski. Yanına da Çaykovski. Burası Adana Adliyesi. Yoktur deliliğin seviyesi. Yok. Şimdi bir oyun denemek istiyorum. İlk defa oynayacağım bu oyunu. Bana mutlu bir çift lazım. Evli olur, sevgili olur. Çok güzel. Aynı anda kaldırdılar. İsimleri duyayım. Nurhan ben. Recep ben. Ben alfabeyi sayacağım içimden. Siz dur deyince bir harfte duracağım. Seri cevaplar istiyorum. Sorular soracağım. Eşinizle ilgili doğru cevapları o harfle başlayarak vereceksiniz. Başlıyoruz. A. Tamam. Durun. S. S. Tamam. Hanımefendiden başlayalım. Eşinizin en sevmediğiniz özelliği nedir? Sinirli olması. En sevdiğiniz özelliği nedir hanımefendinin? Sevimli olması. Güzel. Bak çok güzel başladık. Eşinizin en iyi yaptığı şey nedir hanımefendi? Evet. Yemek. Aa, şeydi değil mi? Pardon. En iyi yaptığı şey. S harfiyle. Salata. Salata. Evet. En kötü yaptığı şey nedir? Beyefendiye sorayım. S harfiyle. Spor. Peki, tamam. Eşinizle yapmayı hayal ettiğiniz şey nedir? Beyefendiye soruyorum. Salıncakta sallanmak. Peki, eşinizin bedeninde en sevdiğiniz, en beğendiğiniz yer neresi? Beyefendiye soruyorum. S harfiyle. Saçları. Saçları. Aynı soruyu hanımefendiye soruyorum. En beğendiğim yeri mi? Evet. S harfiyle. Ben söyleyeyim. Selvi boyu. Selvi boyu. Evet. En sevmediğiniz yeri, en beğenmediğiniz yeri. S. Vücudunda değil mi yine? Sakalları, sakalları. 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 Güzel. Peki eşinizi ne yaparken görmek istemezsiniz? Sen? Hadi. Sana sorayım. Hadi çıkar artık şu baklayı. Evet. Sigara içerken. Peki. O zaman hanımefendiye geçeyim bunu bir kere. Ya da siz de söyleyin ne yaparken görmek istemez. Çıkmıyor, çıkmıyor. Yani. Ha? Vallahi siz kaşındınız. Bir şey söyleyeceğim. Resmen hanımefendi bana kızdı ya. Tamam. Allah korusun. Yani bu oyun. Eşiniz size senden ayrılmak istiyorum derse ne dersiniz? Dedi ki ben gidiyorum dedi. Sensiz yapamam dedi. Aynı soru ya. Ben değil. Sana yazıklar olsun derim. Ne diyeyim yani? Ucuz yırttınız. Eşiniz size nasıl hitap etsin isterdiniz Nurhan Hanım? Sevgilim. Siz? Selvi boylum. Ha. Peki, eşinizin bu oyundaki performansını değerlendirebilir misiniz? 0. Son söz Nurhan Hanım'da. Sizce eşinizin performansı? 0-0. Yani... Harika bir oyundu. Çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Ne zamandır evlisiniz? 1 yıl. 1 yıl? Evet. Bizim yarışmamıza 5 yıl daha eklendi ona. Evet. Ömrümüzden gitti. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bunda hediye yok mu şimdi? Ne yok mu? Hediye yok mu şimdi bunda? Hadi verelim 2 kişilik davetiye de size verelim. Teşekkür ederim. Şimdi son zamanların çok ciddi bir modası var. Bu cinsiyet bulmamı ne diyorlar? Cinsiyet öğrenme partileri var efendim, davetleri var. Bizim de çiftimizin çocuğu olacak. Bir cinsiyet öğrenme partisi veriyorlar. Bakalım partide neler olacak? İzleyelim. Alo baba. Baba neredesin baba? Bilal oğlum. Ben sana bir şey diyeyim mi çocuk? Vallahi bu insanlığın sonunu virüsler, zombiler falan değil. Hakikaten indirimler getirecek. Ne oluyor ya? Öğrendin mi çocuğun cinsiyeti? Yok baba daha öğrenmedim. Vallahi ben bile bilmiyorum. İşte Burcu cinsiyet öğrenme partisi düzenlemiş. Annemleri, arkadaşlarını, yolda kimi gördüyse çağırmış baba ya. Ben de bekliyorum işte, birazdan öğrenirim. Bilal bak oğlum, senin biraz acele etmen lazım. Ben şimdi Zim Market'teyim. Burada 45.000 liralık bebek setleri 5.000 liraya düşmüş. İçeride izdiham var. İnsanlar ha böyle, benim pembe mi, mavi mi alacağımı öğrenmem lazım oğlum Bilal. Onu bir çabuk öğren, tamam mı? Konuşamazsak seni çok seviyorum Bilal. 45.000 mi? O nasıl indirim lan? Aa, aşkım. Aşkım. Aşkım bak. Bebeğin cinsiyetini öğrenme partisi. Aşkım elimi tutacaksan tut, böyle gezdirip duruyorum. Delisin. Nasıl olmuş partimiz? Bebeğin cinsiyetini öğreneceğiz. Harika. Nasıl parti ya? Çok güzel. Yalnız bir şey soracağım aşkım. Biz bu bebeğin her öğrendiğimiz şey için bir parti mi yapacağız? Çünkü yani daha 3. ayı, 14. parti bu. Ha, soruyorum ya sadece. Damat, Trakya'nın en güzel kızını kuru bir kır düğünüyle aldı. Otun böceğini içinden çektin çıkardın. Yok. Torunuma aynı muameleyi yaptırmam. Vallahi kusura kalma da sen yaptırsan zaten ben yaptırmam. Benim torunum ailenin ilk torunu olacak canım benim. Yani o çocuğun her şeyi özel olacak. O çocuğun... Ya o çocuğun çıkış noktası benim anne. Beklentiyi bu kadar yükseltme, gözünü seveyim ya. Arkadaşlarım arasında böyle konuşma istersen saçmalama lütfen ama. Özür dilerim aşkım. Yani sonuçta bebeğin cinsiyeti öğrenme partisi tabii ki de yapacağım. Çünkü bu benim hakkım. Tabii. Ayrıca en iyisini yapacağım. Çünkü en iyi o gazeteri tuttum. Ay canım benim ya. Gerçekten çok iyi olacaktır eminim. Ama benim partimi geçemez. Aa bir dakika canım benim. Sen niye öyle söyledin şimdi ki? Aynısını bana da söylemiştin ama Ufukcuğum'la bizim partimiz senden bayağı bir iyi olmuştu yani. Bayağı bayağı. Aa o senin düşüncen canım benim. Kardeş. Ya bu nedir ya? Ulan daha çocuklar doğmadan yarıştırmaya başladılar. Yandık biz ha. İyi de Bilal, Zeyno haklı. Bizim parti bayağı bir iyiydi. Oğlum senin o ağzını bükerim bak sen. Lan ne biçim hareketler bunlar? Ben de kimle konuşuyorum ya? Aşkım, ya bari babamı arayıp söylesen. Adam vallahi bir hengamenin içinde kız mı erkek mi öğrenmesi lazım. Bir şeyler alacakmış. Aşkım ben de bilmiyorum ki. Kurduğu Bünyamin Kalemcik'le organizasyonun hazırladığı sizlere özel cinsiyet öğrenme partisine hoş geldiniz. Şu an burada bu bebeğin cinsiyetini bilen yok. Ana dahil bilmiyor. Bir tek ben biliyorum, sağ olun Burcu Hanım. Nasıl ya? Ne demek ya bir tek bu biliyor? Kızım sen ultrasona beni götürmedin, bu adamı mı götürdün? Aşkım ne yapayım, mecburdum yani. Sonuçta adam bilmese nasıl düzenleyecek o organizasyonu? Bilal Bey, sizin için titizlikle hazırladığımız bu organizasyon sonunda çocuğun cinsiyetini öğreneceksiniz. Hiç merak etmeyin. Evet, evet. Siz ne hissediyorsunuz? Kız mı, oğlan mı? Vallahi prenses bekliyorum. Ha! Ben paşa bekliyorum, paşa! Şimdi bir de babaya soruyoruz. Vallahi ben Kalemcik'le onun bana yollayacağı faturayı bekliyorum. Baba çok şakacı ama çok da haklı. Evet, evet, evet. Konfetiler geliyor. Konfeti zamanı. Ne bu? Aşkım, bu Sude Nazurların partisinde vardı. 130 tane story paylaştığı için hepsini tek tek izlemek zorunda kaldık. Şimdi bak biz bunu patlatacağımız zaman buradan eğer konfeti pembe çıkarsa kız olacak demek, mavi çıkarsa da erkek olacak demek. Evet. Şeytanın aklına gelmez ya. Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Evet. Evet. Hazır mıyız? Evet güzel kardeşim, evet hazırız ya. Evet. Ben 3 dedikten sonra aynı anda patlatıyoruz ha. Kız mı oğlan, oğlan mı kız mı? Oğlan mı kız mı? Oğlan mı mı? 19 mu? Patlat! Ver anam, ver. Çocuğun cinsiyeti belli oldu. Uzaylı. Nur topu gibi bir tane alien'ım oluyor ya, ne güzel. Ulan bu yeşil, bu ne bu? Bünyamin Kalemcik'le organizasyonun sizin için hazırladığı ufak bir sürpriz. Cevabımız keklerde. İnşallah yine keklenmeyiz güzel kardeşim. Kekler geliyor o zaman. Bir dakika aşkım. Efendim baba? Baba! Oğlum! Oğlum Bilal öğrendin mi? Mavi mi, pembe mi lan? Baba daha öğrenemedim, yemin ediyorum ya. Ya yapma oğlum. Bak burada iş çığırından çıktı. İnsanlar delirmiş durumda. İçeride birbirlerini ısırıyorlar. Ne diyorsun? Ayrıca bir şey daha öğrendim. 40.000 değil, 60.000'miş indirim lan Bilal. Bak bir lafınla 60.000 kazanabiliriz. Gözünü seveyim, öğren lan şunu. Tamam baba, tamam merak etme. Seni seviyorum oğlum. Geliyorlar lan beni. Nerede lan bu kekler? Çabuk. Kekler çabuk, çabuk. Geldi, kekler geldi. Ne yapıyoruz şimdi? Damattan biliyorum. He. Bir yerde görmüştüm. Keklerin içinde boncuklar var. He. Mavi boncuk gelirse oğlan, pembe boncuk gelirse kız bebek geliyor. Evet. Rümeysa Nazlar'ın partisinde de vardı aşkım. Aynı konsept. Orada 138 tane story koyduğu için hepsini izledim tabii ben. Ama şimdi o beni izleyecek anne. Çatır çatır da kıskanacak. Anne. Çeksene, çeksene, çeksene. Anne, borcunun halleri beni korkutuyor. Sence normal mi ya? Tabii ki normal ya. Allah Allah, bu çocuk ailenin ilk torunu olacak. Her şeyin en güzeli olacak. Canım kızım benim, ne güzel hazırlanmış canım benim. Anne, sen de beni korkutuyorsun ya. Kardeş. Efendim Bilal. Kardeş, bak ikidir sana geliyorum. Kardeş, bu kadar küçük bir şeyi bu kadar büyütmek normal mi ya? İyi de Bilal, bir şey diyeceğim abi. Bakar mısın bizim keklerimize? Keşke biz de kekimizi boncuklasaydık. Hayır git. Parti sapığı ya. Hadi söyleyin kim ne yapıyor şu an? Hazırsa boncuğu buluyoruz. Bakalım kimden çıkacak boncuk? Hadi, herkes alsın. Hadi başla. Bende yok. Gitti mi anne? Var mıydı? Hadi. Alo. Kızım ben galiba boncuğu yuttum. Of ya. Biraz rezil oldu şu an partiyem. Bir şey yap. Ne yapayım aramın? Boncuk mu arayayım ya? Kaç adam, kaç adam. Ay! Ya Bilal karnıma ağrı girdi Bilal. Tuvalet nerede? Nasıl çıkacak bu? Nasıl çıkacağını bana mı soruyorsun anne? Mehtap, ya şuncacık boncuğu nasıl yuttun ya? Neyse ben buna bir kayısı mayısı yedireyim. Olayı hallediyorum, geliyorum. Oğlum eğlenin, ben halledeceğim. Halledeceğim canım oğlum. Benim ya. Burcucuğum bir şey söyleyeceğim. Yani senin partinin de bayağı... çıktı. Ya. Aynen abi, benim de beklentim daha yüksekti yani. Lan senin niye beklenti yüksek? Bak sana kafayı taktım der. Bilal'cığım, ben en iyi organizatörü tuttuğum için benim partim tabii ki en iyi parti olacak. Ve görenler de çatım çatım çatlayacaklar. Ve tabii ki de hemen öğrenmeyeceğiz çünkü daha birçok tane oyun var değil mi organizatör? O yüzden şimdi bakalım diğer oyunları göreceğiz hep beraber ve çok eğleneceğiz ve çok iyi olacak. Diğer oyunlar geliyor. Aşkım, bu bebek sende kafamı yaptı ya. Vallahi korkutuyorsun beni. Yapma böyle şeyler. Birader, nedir sıradaki şov? Nasıl öğreneceğiz bunu? Kim söyleyecek? Bebekler. Bebekler mi? Evet. Ulan ikiz mi oluyor yoksa? Ay kız yoksa Hayri Buğra'nın partisinde gördüğümüz şey mi? Evet, aynen. Anlatayım. 2 tane bebek geliyor. Biri kız, biri oğlan. Babayı ortaya alıyoruz. Böyle mi? Bebekler. Büyük bir huşu içerisinde babaya doğru koşuyor. Hangisi size sarılırsa cinsiyeti oluyor. Ya ne kadar sürprizi tatlış bir şeymiş bu. Vallahi ben bile duygulandım ha. Hadi gelsinler. Bebekler gelsin. Bilal el salla. Dans hadi. Allah Allah Allah. Allah Allah. Gel bakayım babişe. Gel bakayım babişe. Gelsene hadi. Gel. Ha yok. Sen değil misin? Bu değil. Gel bakalım babişe. Gel bakayım bir sarıl. Oğlum hadi 60.000 lira bekliyor. Hadi gel sarıl babaya. Gel. Sen değil misin? Bu da değil. Bak. Şuna bak. Gel bakayım. Gel çayda çıra oynayan. Gel. Sarıl babişe. Gel hadi. Biriniz gelin sarılın. Ne olur. Şişt, tamam ama tartışmayın. Tamam. Hayır. Yapma babiş. Tim yapma babişim. Babiş yapma. Ulan! Mustafa! Yıkıdır lan öyle durma lan! Tam dasta yanıyorsun yıkıdır. Sana çarpıp düşeceğim lan. Bile lan! Harbi seni bırak. He? Ama babişle sen demin nasıl konuştun öyle? Çok ayıp değil mi? Yapma. Sen misin oğlum benim şeyim? Hadi sana... Ayıp bana bir şey var abi. Sen misin kızım? Lan kardeş biliyor lan. Müdür lan. Müdür zaten bunu aldım kardeş. Müdür lan. Lan oğlum sen benim... İki organizasyonu niye önüme geçiyorsun sen sosun? Abisime karışma. Oğlum bak benim sinirim bozma ha. Adam sen çıkışa gel hadi. Gel çıkışa gel. Çıkışa ne acet? Hadi gel burada hemen görüşelim hemen. Hadi kardeş. Hadi hemen görüşelim. Hadi kardeş. Hadi kardeş. Hadi kardeş. Hayda ya. Doğmamış kızım emanet çıkardı ya. Hadi. Gel. Gel hadi. Ya kardeş. Bebekler bıçak çekti. Bir şey yapmayacak mısın? Oğlum. Hakkını aşağı. Hayır aşağı. Tamam ya tamam hadi tamam. Tamam boş yere bir gerginlik olmasın. Şşş. Baba hadi geç şuraya da ben bir daha koşarak geleceğim. Hadi gel. Hayır git. Çekil lan. Ben senin burada bıçak olduğunu bile bile nasıl sarılacağım sana ya? Bak sen al. Kardeş al bıraktın lan. Bıçağı bıraktın. Bak gel geç. Koşarak geleceğiz sarılacağız. Bak hadi. Ulan sen dişlerinle adamı yersin. Ben sana sarılır mıyım ya? Çıksın bunlar gitsin. Tamam çıkar oğlum. Çıkar dışarı. Tamam. Çıkın dışarı. Eyvallah. Keser paranızı. Gidin. Gidin. Yakalarım onları. Çıkın ya böyle bir şey. Ben öyle buradayım. Ve kutu oyunu geliyor. İnşallah kutuyu çizdirmeyiz ha. Kutu ne? Ne o canım benim? Sadece benim partimde olan, bana özel yapılan, o gazetör tarafından yapılan bir oyun ve çok iyi ve çok eğlenceli. Arkadaşlar, az önce burada bıçak çekildi ya. Siz ne yapıyorsunuz? Bak aşkım beni korkutuyorsun gerçekten. Kutu oyunu geldi. Çok iyi. Çekiyorsun değil mi? Evet, çekiyorum. Gel baba gel. He? Bu ne bu? İpi çekince içinden sonuç çıkıyor. Sonuç mu? Hadi aşkım tut hemen çekelim. Hoppa! Oo, hani nerede o sonuç? Hani? Oğlum bunların hepsi beyaz. Evet. Hani sonuç? Bunların bir tanesinin içinde damat üstüne oturup patlatıyor. Sonuç ortaya çıkıyor. 3, 2... Ya iyice böyle... şahane pazara döndü ev ya. Aman yarabbim düştüm. Efendim baba. Baba. Alo Bilal. Baba. Oğlum burada işler çığırından çıktı. Artık kaos hakim. Kanun, nizam bitti Bilal. Ben az sonra elinde mavi ve pembe bebek seti olan yaşlı bir adama market arabasıyla girişeceğim oğlum. Süremiz azalıyor. Ya öğrenirsin ya da senin kışında patlar bu iş. Baba zaten kıçımda patlıyor şu an. Bitir şu işi. Öğren mavi mi pembe mi? Baba biraz... Baba! Birazdan öğrenip haber veriyorum sana. Nerede lan bu? Döndür aşkım. Nerede şey var? Bilal bak. Ne bu? Cevap kutuda. Aa! Kutuda. Şu. Gel. Bilal bana bak. Maraş dondurmacısı gibi gösterip vermiyorsun. Nerede lan bu? Sinirlenmeyin. Cevap kutunun içinde. Zarfı çektiğinizde göreceksiniz. Buyurun. Kesin mi lan? Kesin. Hadi Bilal. Oğlum, öğrenebildiniz mi cinsiyeti? Senin bu anam çat sifonu çekti. Gitti boncuk. Ne yapayım anam? El alışkanlığı. Hayda. Şimdi sonuca odaklanıyoruz. Babaya odaklanın. Pembe. Mavi. Şaka. Erkek. Tebrikler. Oğlum. Dermişim. Tamam. Söylüyorum. Ya. Kız oluyor. Kandırdım. Erkek. Ya da kandırmadım. Seni ben boğdum. Ben seni boğacağım artık. Sakin. Bilal, cevap perdenin arkasında gizli yazıyor. Ulan yine bu perdenin arkasından bir işler çevirmesin bak bize. Bu sefer seni o sakallı bebekler gibi bıçaklarım, yemin ediyorum. Ha. O zaman sonuç. Hadi. Geliyor. Aç hadi. Geliyor. Bak. Ha. Gelsin. Ben hemen babama haber vereyim, pembeyi alsın. Abi bir şey söyleyeceğim. Evet. Canlarım bir dakika. Bu perdenin arkasında bir şey var. Ne var? Bak görüyorum ben. Acaba ne var? Lan bunun yine kaşı gözü ayrı oynuyor. Ne var? Trakya'dan kız almışsınız. Trakya şakası yaptık be ya. Kız değil, kızan. Arkadaşlar, bebeğimin çizgisini ayarlama partisi çok güzel ve bence harika geçti. Şimdi bebeğimin şerbeti için diğer odaya, diğer partiye geçelim. Hadi. Bitmiyor ya. Organizasyonlar bitmiyor. Ne yapacağız? 15.'ye geçti. Başardık bile. Başardık oğlum. Sen ne ağlıyorsun lan? Gözüne bir şey mi kaçtı? Bir şey kaçtı baba. Bebeğin daha 3 aylık olduğunu düşününce daha da çok kaçacak gibi ya. Pembeyi mi aldın? Mavi miydi lan? Mavi çıktı baba. Mavi çıktı. Baba. Şimdi bir yarışma yapacağız. Sonunda ödüllü. Salondaki en bahtsız insanı seçeceğiz. En şanssız, en bahtsız. Bak bir beyefendi. Orada bir hanımefendi vardı. Ne oldu? Hanımefendi. 2. Şöyle yapan elinde beyefendi. Tamam. Seçtim. Hadi o da olsun. 4 kişi. Hadi buyurun. Sizle başlayalım. İsim ne efendim? Murat Orkun Çerçi. Dinliyorum efendim sizi. Buyurun. Bahtsız Bedeviler grubunun bir üyesiyim ben. Ha, öyle bir grup var. Evet, bizim kendi aramızda arkadaşlarımızla kurduğumuz bir grup var. Ben hangi işe girdiysem o iş yeri ya battı ya da kapandı. Başka bir şey oldu. En sonki olayı söyleyeyim ben size. İşte bu coinlerle ilgili çok ısrar etti. Babam hadi girelim diye. Ben de girdim. Yükselen bir değerdi. Kardeşim girmiş daha önce, ondan çok para kazandığını söyledi. Ben girdim. Bugün baktım. %9 oranı da değer kaybetti. Dünden beri düşüyor. Uzundur ilk defa düşüyor galiba. Evet, evet. Hatta tesadüfen bugün bir onunla aldığım coin'le ilgili de bir yorum okudum. İnanılmaz fırladı ve daha da yükselecek. Hani helal olsun. Siz alana kadar yani. Tabii. Ben alana kadar. Onun dışında ben de nacizane oyunculuk yapıyorum. Bir dizideydim. 7. bölümde final verdik. Daha ne kadar sayayım? 47 yaşında bekarım. Ha. O tabii karşı taraf için şans. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Ama şöyle bir şey var. Benim beraber olduğum kız arkadaşlarımın hepsi evlendiler. Benden ayrıldıktan bir hafta sonra. Çok kısmetliyimdir. Yani ayağımı sürterim. Çok enteresan. De siftah yapmamış bir yere girdiğimde arkamda kuyruk olur. Hani ilk ben girerim ama en son ben çıkarım o şeyden. Yani o kadar. Evet. Murat Bey'i duyduk efendim. Unutmuyoruz Murat Bey'in anlattıklarını. En sonunda alkışla dereceyi belirleyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Ben hemen teşekkür arkadaki ederim. Beyefendiye geçelim. Merhabalar. Adım Emrah. Beni biraz kumpasa getirdiler ama gaza geldim ya. Evet. Sizin bahtsızlığınız burada başladı. Aynen öyle. Burada çok heyecanlı ve bahtsızlığım burada başlıyor. Aslında genelde ben yemek yediğim yerleri çok seçemem. En son yediğim yerde bir tavuk yemiştim ve zehirlenmiştim. Onun dışında lise döneminde yine bir dönercide bir tavuk yedim ve saçlarımı kaybettim. Bir zamanlar saçlarım vardı, onlar da gitti. Tavuk yediniz diye mi oldu? Amipli dizanteri geçirmişim yediğim yerde. Zaten dönerin rengi yeşilimsi bir şeydi. O zaman da çok param yoktu benim. Gerçek mi bu? Gerçek, gerçek. Ben şaka yapıyorsunuz sandım. Sonra yediğim yere gittim. Dedim ki ben buradan yedikten sonra zehirlendim ve saçlarım döküldü. Adam dedi ki iyi ki ölmemişsin. Ya tavuğa biraz ara mı verseniz? Türk milleti olarak çok seviyoruz. Biliyorsunuz et çok pahalı. Evet. Onun dışında... Ya devam edeceksiniz. Yo, aslında çok devam etmeyeyim. Evlilik hayatıma girmek istiyordum ama onları anlatırsam şimdi eve dönemeyebilirim. Hayır, evet, tavuk yemeye devam edeceksiniz. Tavuk yiyerek böyle daha kendime zarar veriyorum sadece. Burada mı eşiniz? Yok, değil, evde. Bu hanımefendiler kim? Ben sorarım abi. Yani... Bu yayınlanmasın bence yani. 2, 4, 6, 10 tane kameralı yere girmezsiniz diye düşündüm. Son zamanlarda bekarlığımı özledim ama... Neyse ben susayım, arkadaşlara vereyim. Onlar kime vereceksin? Bilmiyorum, başka biri var mı? Var mı? Kim olduklarını da söylemiyorsunuz. Tamam, peki. Şirket organizasyonu... Anladım ben, tamam. Çok değerli ekibimde. Allah Allah. Çok değerli ekip arkadaşlarım burada. Aramızda sadece arkadaşlık var yani, onun dışında. Evet. Bu cümle sonlarınızdaki gülüşünüzle zaten ne kadar yakın arkadaş olduğunuzu... Çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyoruz. Ederim. İşin şakası tabii. Her tabii, zaman aynen. Hanımefendiye yoksa... de buradan iyi akşamlar. Hadi Aslı. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bir gün Aslı Hanım'la bekliyoruz. Merhaba, ismim Demet. Evet. Benim hiç şansım yok iki beyefendiye karşı. Ben o kadar bahtsız değilim. Ya kadına kendini şükrettirdiniz. Ya şimdi bu Covid'den dolayı birkaç senedir Türkiye'ye gelemiyorduk. Biz Almanya'da yaşıyoruz. Ve bu sene gelmek istediğimizde ben kuzenimle plan yapıyorum. Genelde onunla kardeş gibiyiz. Bu senede, yani 10 senedir İstanbul'dalar ve bu sene onların tayini çıktı Van'a. Yani dedim tamam, ben de geleceğim Van'a. Bu sefer Covid oldular. Yani şu an evde beni izliyordur, izleyebilir yayınlanınca. Buradan selam söylüyorum Hilal. Van'da kuzenim. Mı onlar? Evet, evet. Onlar Van'da komple Covid oldular. Hı. Peki yani. Ne yapalım? Sağlık olsun da. Evet, aynen. Peki. Teşekkür ederim. Birine daha söz vermiştim. İsim? Merhabalar, Serdar ben. Evet. Murat Bey'den esinlenerek ilk önce yola çıkayım. Ailemden bir miktar para aldım ve coin işine girdim. Benim param değil. Paraya ilk girdiğimde işte ben ilk böyle oynuyorum küçük rakamlarla. Benim bir koyduğum 3 oldu falan böyle. Ben de şey sanıyorum, ailemden aldığım parayı böyle 3'e katlayacağım falan derken coinler birden düştü. 25 birim yatırdığım şey 1 TL, 1 birime falan düştü, öyle düşünün. Annem geçen gün bana sordu, coinler ne oldu dedi. Ben coinler otluyor dedim hala. Neyse, en son yaşadığım mahsızlığı anlatayım. Uzun zamandır değer verdiğim bir insanla konuşamıyordum. Yani bir cümleden dolayı kendisi bana kırıldı. 3 aydır da böyle peşindeyim. Sürekli onunla göz göze gelip durumu anlatmaya çalışıyorum. Yeni bir ofis kurdu kendisi. Bu da benim için fırsat, böyle heyecanlandım falan, nasıl yapabilirim, ne ederim. Hafta sonu arkadaşlarla Şile'deyiz. İşte bir yandan aklım onda, bir yandan geziyorum. Bir heykelci gördüm ve böyle dünya atlası olan böyle bir heykel gördüm. Masasına çok yakışacağını düşündüm. Şile'den aldım geldim, kargoladım. Bu patpat denen şeye sardım. Kargoda kırılmaz diye düşündüm. Bu arada daha önce ona çiçek göndermiştim. Çiçeği reddetti. Çiçekçi beni aradı. Abi, abla çiçeği almaya ne yapalım? Çöpe at dedim. Öyle bir durum. Bu heykeli alıp almayacağından böyle şüpheliyim. Gün boyu işte böyle büyük bir heyecanla bekliyorum falan. Yani ısrarcısınız. Tabii ısrarcıyım. Ya barışmam lazım çünkü çok büyük bir hata yaptım. Hani ömrümde bir anı geri aldı sen alabilir. Hanımefendi neyiniz oluyordu? Benim için değerli bir arkadaşım. Öyle söyleyeyim. Tamam, yemedik, biliyorum farkındayım. Onu çaktırmayalım. Neyse, çiçekleri falan almadı. Heykeli alacak mı almayacak mı diye ben endişeliyim falan böyle. Tam o sırada bana yazıyor ama benim de böyle başında bir arkadaşım var. Yazdığını görüyorum, ona cevap veremiyorum. Çok acil bir iş var. Neyse, ben en sonunda bir yandan o heyecanı yaşarken falan mesajı açtım. Serdar, çok beğendim, çok güzelmiş ama kırılmış. Aa, ama barışmayı sağladı. Yok, akşamında ben gene pot kırdım. Ne yapıyorsun mesela? Pot ne bu pot? Ya şöyle, ben bundan vazgeçmedim. Heykelci aldığım yerle iletişime geçtim. Dedim ki işte böyle bir durum oldu. Acaba size geri göndersek onarabilir misiniz falan. Sonra arkadaşım da kargoya göndermekten üşendi mi ne bilmiyorum. Ya Serdar böyle de güzel kalsın falan yaptı. Ben de şey dedim yani tamam nasıl istiyorsa da öyle olsun ama ben bir daha almam dedim. O da bunu galiba şey olarak anladı. Hani cimrilik yapıyorum gibi anladı. Soru işareti. Ne yapıyordun peki? Ben orada cimrilik yapmıyordum aslında. Şaka yapmaya çalışıyordum. Bu arada gülücük veren emoji de falan koyuyorum ama o galiba eski sinirinden olsa kaynaklı. Hala bana sinirli olduğundan böyle soru işaretleriyle dolu bir gece yaşadık yani. Yoksa esprine güveniyorsun yani. Peki isim ne demiş Serdar? Serdar. Serdar'ı alkışlayalım bakalım iyi diyorsanız. Tamam. Hanımefendiyi alkışlayalım. Murat Bey'i alkışlayalım. Ve Aslı Hanım'ın eşini alkışlayalım. İşin içine aşk, entrika, oyunlar girince her zaman tutar efendim. İsim neydi? Emrehan. Emrehan Bey çok memnun olduk. Teşekkür ederiz diğer herkese katıldığı için. Bizden 2 kişilik Güldür Güldür Show davetiyesi kazandınız. Birisi Aslı Hanım'ın, öbürüne siz gelirseniz gelirsiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi bizi takip edenler bilirler Adana Adliyesi'ni. Bizim de orada bahtsız bir hakimimiz ve mübaşirimiz var. Adana'ya geri atandılar. Bakalım hangi davaları görecekler? İzliyoruz efendim. Buyursunlar. Gel Kudret, gel. Sessizlik atarım mahkemeden efendim. Gördün mü Kudret? Döndük, dolaştık, yine Adana'ya geldik. Evet hakimim. Yalnız çok güzel zamanda geldik. Buraların sonbaharı yaz gibi. Sonbaharı yaz, yazı cehennem gibi. Adana'da derler ki biz cehennemde daha az yanacağız. Gerçekten ben önce anlamadım bunu. Ya geçen sene bir tane tişört aldım, ara bulamıyorum. Sonra fark ettim üzerimde erimiş. İşte o zaman ben de anladım durumu yani. Yalnız ben bu gelişimde Adana'yı... Bir dakika. Şimdi çok güzel yeniden adliyedeyiz. Yeniden sizlerle buluştuk. Çok mutluyuz. Şöyle bir şey olsun. Adana'nın sıcağına da dayanamasın. Havuza girsin. Hakim. Ve kulağına su kaçsın. Bu davalar boyunca bu güzel mahkeme gününde o kulağındaki suyu çıkarmaya çalışsın hakim. Hakim. Hakim? Benim. Evet. Hayati anladın değil mi? Neyi? Başladık. Şimdi Adana sıcak ya. Sıcak, çok sıcak. Adana çok sıcak. Havuza girmişsin, kulağına su kaçmış. Davalar sırasında kulağındaki suyu çıkartacaksın. Bana mı diyor? Beyefendi kulağına su kaçmış, çıkmıyor. Ben tamam anladım. Sen ne yani? Ben de bileyim anlamadın. Kudret'i anlattım ben. Hadi. Evet. Ha ne diyordun? Hakimim diyorum. Hı. Ben bu sefer Adana'ya gelişimde Adana'yı biraz değişmiş buldum. Neden? Ne oldu? Buradan su kaçmaz ki beyin akar. Evet, biliyorum. Mesela geçen bici kuyruğuna girdim. Ha. Ben aslında normalde tavuk yerim de geçen bir arkadaşım tavuk yemiş, düşmüş. Hayır yani kötü düşmüş, dengesini kaybetmiş, oradan dizanteri olmuş, saçı düşmüş. Sen orada kim diyorsun? Heh. Ben de o sırada bici kuyruğunda Balotelli'yi gördüm. Ne diyorsun? Tabii canım. Hayır adam bir de ortama hemen kaynamış, sırada kavga çıkardı ya. Keşke döner yeseydi de kel olsaydı. Hayır, adliyelik olurdu. O zaman bize gelirdi. Biz de imzalı formasını alırdık yani. İnşallah hakimim, inşallah. Evet, neyse o zaman biz bu fantastik davalarımıza başlayalım. Ben de yerime geçeyim. Buyurun. Sandalyem yok. He? Oğlum benim sandalyem nerede? Ben nereye oturacağım? Nasıl? Görevliler! Oğlum sandalyem nerede? Sandalyemi getirin. Kudret al gel. Dur. Adalet sarsılmak üzere. Buyurun hakimim. Buyurun oturun. Heh. Evet. Oturdunuz mu? Evet. Güzel. Adalet yerini buldu. Hemen bakıyorum hakimim. He. Turist kafilesine Türkçe konuşun diye dalan iki orta dünya Adanalısı var hakimim. Şaşırdık mı? Çağır gelsin ne yapalım. Hemen. Mustafa şiddet, Feridun fevri. Lan çirkinler. Nezaketten birbirlerini öldürecekler ya. Evet. Yani ben hiçbir şey anlamadım yani. Bizi niye buraya kadar çağırdın ki baba? Baba mı? Ha. Dürümcü müyüm lan ben? Nasıl konuşuyorsun benimle? Neyse. Niye daldınız lan bu turist kafilesine? Şimdi baba... Bunlar elinde sopayla bizim mahalleye çıkıp geldi, ayıkıyın mı? Ha. Bana böyle yaptı. Ver dedi, iz dedi, yüreğir dedi. Vi dedi, bana dedi, go dedi, tu dedi, yüreğir dedi. Ayıkıyın mı? Adana past tense. Adam İngilizce'de yeni zaman buldu kendine. Sen İngilizce'den anlıyor musun? Yok baba, biz nereden bilelim ya? Mesele de zaten oradan çıktı. Ayıkıyım mı? Ben bunlara dedim ki, Adana'mıza gelirsiniz, bir çay söylersiniz. Nasipse içersiniz, değilse çeker gidersiniz dedim lavuklara. Ha, onlar ne dedi? What dedi, are dedi, you dedi, talking dedi, about dedi. Hayır, dedileri atsa bayağı İngilizce bu. Oğlum sen İngilizce bilmediğine emin misin? Ya, yok baba, nereden bilelim? Okutmadılar ki bizi. Sonra bunlar el kol yaptı. Ayıkıyım mı? Mustafa orada zaten delirdi. Ya ben orada tabii birden çıldırdım. Yani oradan sonra adama dedim ki, bak dedim, 2 milyonluk canına 3 lira vermeyeyim aslanım dedim. Hani kimse de kendine bir şey sanmasın. Hiç kimsenin giremediği o sokaklarda, o sokakların lambalarını ben patlattım dedim. Anneni! Adam vukuattan önce de devlet malına zarar vermiş. Onu da not al. Peki onlar ne dedi? Onlar döndü bana dedi, you dedi, don't dedi, understand dedi, mi dedi. Bir dedi, you dedi, good dedi, people dedi. Bir dedi, bana dedi, just dedi, si dedi, taş köprü dedi. Sonra bana döndü böyle yaptı. Ar dedi, you dedi, dedi. Mustafa şalter indirdi zaten orada. Ya ben var ya, orada birden şimdi bir baktım ellerinde bir telefon. Telefonun yanlarına böyle açılan, kapanan bir zopa. Zopa? He, telefon zopası. He, selfie çubuğu diyor hakimi. İşte ona gelince elinden kaptım. Ona iki ona çaldım. Biri araya girmeye çalıştı. Onu da başka ettim. Annem. Ya adamlar hiçbir şey anlamadan bir sürü zopa yemişler ha. Kim bilir ondan sonra ne demişlerdi. Dedi. Ben de hak diyorum. 2 sene veriyorum. İkinize de 2'şer sene içeride bol bol İngilizce çalışırsınız. Hadi yürüyün. Hadi. Bir dakika baba, ne oluyor şimdi? Ben ayıkamadım. Hakim mi? Hakim dedi, 2 dedi, sene dedi, hapis dedi. Haydi. Ha, peki ben bir şey soracağım. Buradan sevdiklerimize selam gönderebiliyor muyuz? Beyaz şov mu lan burası? Yürü hadi. Ha, neyse, vallahi bak tokmağına güveniyorum. Ya şimdi senin tokmağını anlıyor mu? Az daha zıplarsan zaten beraber boğulacağız hakimim. Ya bu nedir ya? Ya adamlar... Yani hiç... Şu Adana'nın güzelliklerinden faydalanmadan bir güzel de sopa yemişler ha. Evet. Yalnız taş köprü de ne kadar güzeldir. Tabii canım. Şimdi Adana'nın insanı da güzel, yerleri de güzel ama işte bize hep böyle kötüleri denk geliyor. Ama şu iş bitsin de ben diyorum şöyle bir Adana'nın güzelliklerine dalalım. Acayip dürüm çekti canım. Tabii hakimim. Heh. Evet, sırada. Bakıyorum. Sırada 2 tane rapçi var hakimim. Labce. Evet, konser sırasında memur arkadaşlar gelip getirmişler ama nedenini ben de tam anlayamadım. Neden? Bir neden belirtmemişler yani. Vallahi anlamadım. Bir çağırıp soralım bakalım. Evet, bakalım. Bahadır Tırap, Ozan Diz. Evet, yine bir takım çirkin insanlar. Evet, ne oldu? Niye aldılar sizi oğlum? Hakim Bey, biz daha yıkamadık ki. Biz tam ilk şarkıyı bitirdik, ikinci şarkıya geçiş yapacaktık. Memur arkadaşlar bizi paket edip buraya getirdiler. IQ'yum ya. Oğlum, bir yanlışlık olmaz sen. Vallahi biz de anlamadık hakimim. Biz sanatında olan gençlerik yani. Allah Allah. Cemaat sesinizi mi beğenmediler ya? Oğlum, bir söyleyin bakayım şu şarkı nedir? Girek. Abi. Adana'da baskını yapan bizi, sokakta herkesi vurup gasp etti. 4 kişi dövdüm saçı sarı diye, kuyumcu soydum matı sarı diye, ATM patlattım bam diye, çarşıdaki kuyumcuyu soydum sor diye. Seyhan'daki teknoloji marketi soyan bizi kannün görün haberlere baksa. Hepsi de doğru belayı zanla, evime gitsem paralar hırla. Bir sürü silah hepsi odamda, adresi sorsan veririk korkma. Çarşı caddesinin o 36, cami geçince dükkanın altı. Harphaneyi soyucuk az kaldı, bekleyin görün şurada ne kaldı. Siz neyi alkışlıyorsunuz? Oğlum, bu şarkı değil, bu itiraf. Hayır hakimim, kontrol ettim. Söylediklerinin hepsi de günü gününe, eşkali eşkaline... Zaten... Ya buradan halaya bağlayak da bari olacak gibi değil. Allah'ınız aşkına ya. Neymiş, ne diyor? Suçlular diyorum, yaptıkları eşkali eşkaline tutuyor. Demek memur arkadaşlar... Kafayı sallama, aklım gidiyor. Memur arkadaşlar demek onları bu yüzden getirmişler. Kardeş, ben sana demedim be anlıyorcuklar diye. Ha? 2 tane kız davlayacağız diye bizi rap işine soktun. Gençliğimiz duruma bak kardeş. Ya bak hele, ben nereden bilebilirim bu kadar zeki olduklarını ya? Allah Allah. Ya kardeş, siz mafya dizilerinde oynayanlar niye tutuklanıyorsunuz o zaman? Bak, bir de mantığı sorguluyor ha. İkinci şarkınızın adı neydi? Banka soydum bebeğim, gel beraber yiyelim. Al bunları, al al. İçeride şunların albümünün tamamını dinlesinler. Oğlum, belli ki bir organize çete yakalandık. Al. Siz geçin, memur arkadaşlarla gidin. Haydi. Ulan inşallah ihtiyar emmiyi gasp ettim şarkısını dinlemezler ha. Özellikle onu dinlesinler. Onu dinlesinler, hadi. Dördüncüyü de dinleyin hakimim. Çok arkadaş, adamlar suç işleyip şarkı yapmışlar onunla. Sormayın hakimim. Hayır, bir de sanatı da yani buna alet etmişler. He. Ben ki rap düşkünüyümdür. Yani hiç yakıştıramadım Türk rapine bunları. Ne diyorsun ya? Sen rap mi dinliyorsun Kudret? Sen hakimim var ya, benim naçizane birkaç da bestem var. Hatta müsait bir zamanınızda dinletirim de ben siz onları isterseniz. Ben müsaitim. Sıfır hazırlık değil mi? Üzerime çok gelmeyecektin. Hadi söyle. Madem öyle, sen de bana hakimim seke seke ritim ver. Öyle değil mi? Hadi bakalım. Hadi buyur. Burası Adana Adliyesi, yoktur deliliğin seviyesi. Düzgün bir hakimin vardı bozuldu, bu da Aziz Bey'in hediyesi. Yo. Gerçekten de çok saçma bir şarkıydı. Sen bu rap'i bırak, hemen yeni davayı çağır hadi. Hemen hakimim, bakıyorum. Amanın. Ne oldu? Sıradaki dava siyasi. Yapma be! Vallahi de billahi böyle garip bir dava hakimim. Ne olmuş? Daha önce genel merkezinde 46 kez kumar oynandığı için kapatılan Herkes Gelsin Partisi isim değiştirmiş. hepinizi seviyorum partisi olmuş fakat genel merkezinde gene 47. kez kumar oynatılınacak, onu bize intikal etmiş. Başını unuttum ya. Neyse çağır bakalım bu partinin yürütme kurulunu. İbrahim Poker, Mesut Batak. Nerenin bunların adı? İbrahim Poker. Oğlum bir şey mi yedin sen? Ne kıvranıyorsun? Şu kendi ekseni etrafında dönen İbrahim Poker, öbür tipsiz de Mesut Bata. Adamların soy isimleri bile illegal ya. Aa, hakimim, biri daha varmış ya. Paşa Saf. Paşa Saf. Abi ne diyorsunuz ya? Merhabalar efendim. Evet, şimdi söyleyin bakayım. Hanginiz partinin genel başkanı? Sayın Yargıç, değerli jüri üyeleri. Jüri üyesi nedir lan? Amerika mı oğlum burası? Ben karar vereceğim. Evet efendim. Neyse. Efendim, herkes gelsin partisi başkanı İbrahim Bey'di. Parti kapanmış. Sonra bana ulaşıldı efendim. Gece 3 sularında DM yoluyla bir sohbet ettik. Ben de görüşmeyi kabul ettim. Allah Allah. Sonrasında efendim, hepinizi seviyorum partisini kurduk. Beni de genel başkan seçtiler sağ olsunlar. Evet, çok güzel. Peki sen, arkadaki çirkin. Sen hangi partinin genel başkanıydın? Ben herkes gelsin partisinden önceki canlı partisinin genel başkanı, biliyor musun? Ha, parti isimleri de böyle kötü emeller için eve çağırır gibi ha. Gerçi diğer partilerin de emelleri farklı değil mi? Aman hakimim. Burada siyasi mesaj vereceğiz diye memuriyeti yakmayalım. Ben o anlamda mı dedim? Doğru söylüyorsun ya, doğru söylüyorsun. Evet lan, sizin niye durmadan partinizi kapatıyorlar? Ağımım. Tamamen bir yanlış anlama, yemin ediyorum. 47 tane yanlış anlama. Evet efendim, 47. Ağımım, sana yemin ediyorum bak biz... Parti genel merkezimizde sabahlar akşam değine kadar hani halkımızı nasıl refaha kalkındır diye konuşuyoruz, biliyor musun? Akşam olduğunda da hani böyle kendi aramızda... Adamın içinde boru patladı ya. Kendi aramızda çayına, çorbasına öyle yani kafa dağıtmak için oynuyoruz, biliyor musun? Sayın Yargıç, o da tamamen eğlence amaçlı efendim. Ha, genel başkanımızın da dediği gibi eğlence katsın diye öyle kendi aramızda 2-3 el döndürüyorum. Küçük üzülme. Ufak üzülmeyiz. Elit üzülmeyiz. Aykır musun? Aykıyım. Aykıyım da toplantıda 150 kişi varmış. Oğlum burada öyle yazıyor. Ya biz giderek büyüyen bir partiyiz, biliyor musun? Yani halkın severcisi. Ben bunun dediği hiçbir şey anlamıyorum. Ne bakıyorsun oğlum? Şşş! Ağabeyim, ben şimdi IQ'yum, bu Adanalı değil ha! Oğlum, polis baskınında sizin partinin tüzüğü ele geçirilmiş. Bak burada ne yazıyor? Borussia Dortmund, Schalke, alt 150. Bu nedir oğlum? Ya, partimiz iktidara gelirse yani Alman devletiyle, hükümetiyle ilişkileri nasıl olacak yani? Onun ön çalışması, biliyor musun? Öyle mi? Peki bu ne? Her oyuna 100 çiple girilir. Bu nasıl bir çalışma? Sayın abim, biz inşallah iktidara geldiğimizde... halkımıza ek 100 çakma çip vereceğiz, biliyor musun? Hani o çakma çiplerle de halkımız istediği marketten ne? Alışverişini dediği gibi yapabilecek. Anlatabiliyor muyum? Aykıyım değil mi Sayın Hakim? Aykıyorsunuz değil mi efendim? Siyasette yeni bir soluk diyoruz. Ayıklıyorum, ayıklıyorum. Baba ben bunlara oy veririm. Sen ne diyorsun? Ben 48. parti ismini düşünsünler diyorum hakimim. O zaman biz bunlara 4'er yıl verelim, içeride düşünsünler. Yok. İktidara geldiğimizde hepsinin hesabını soracağız bunun. Lan bu adam hakikaten kendini siyasi partide zannediyor. Kumarhanede olduğunun farkında değil. Kumarhane mi? İbrahim Bey, Kumarhane deniliyor. Mesut Bey, kumarhane deniliyor. Kumarhane mi işletiyorsun kardeşim? Allah! Manyak mısınız? Ya sayın başkanım, bunlar bizi bölmeye çalışıyorlar. O yüzden hala bölmeye çalışıyor. Yürüyün ulan! 4 yıl yedik. Yürüyün! Hadi gidin bakın bunlar! Nihayet finale geldik ha. Sormayın hakimim, bir de izlice kumar oynatmak için parti kurmak neymiş ama artık canım. Vallahi öyle. Neyse bitti artık, gidelim mi? Bitiyor, bitiyor. Son bir dava kaldı hakimim. Aman. Ne oldu? Vallahi final şaşırtmıyor. Yapma. Vallahi. O mu? Aa. Etme. Aa. Tamam gelsin. Beni niye aldınız dayı ya? Ona soracağım ben. Ben ona soracağım. Hani niye aldınız dayı ya? Bölüm sonu canavarı da geldi. Gene ne yedim o ya? Gene mi ne yedim? Dilenciyi gasp etmiş hakimim. Ulan sende hiç mi vicdan yok ya? Oğlum neden böyle şeyler yapıyorsun? Cehennem odunu. Cehennem odunu? Ben bir şey yapmadım dayı. Ben kitap satıyordum. Ulan adam körmüş. Ne kitabı? Ne mi kitabı? Evet, ne kitabı? Evet mi ne mi kitabı? Evet ulan sonuna kadar gideceğim ben. Ne satıyordun ulan kör adama? Yapma, yapma. Yapma bak benim de kafam gidiyor, yapma. Yapma, beni de bozdun. Ne satıyordun kör adam? Ne mi satıyordum kör adama? Ben nereden bileyim dayı adamın kör olduğunu? Lan adamın gözlüğüyle bastonunu almışsın. Nasıl görmedin kör olduğunu? Nasıl mı görmedim kör olduğunu? Ben de körüm dayı. Ha şu dayıya sor. Ulan madem gözün görmüyor, beni nasıl görüyorsun? Seni mi nasıl görüyorum? Arkadaş olarak görüyorum. Ya adam göz göre göre gözüm görmüyor diye yalan söylüyor. Niye gasp ettin lan adamı? Niye mi gasp ettim adamı? Ben kitap satıyordum dayı. Ah gene başa döndük. Başa mı döndük? Evet, ne kitabı satıyordun evet? Ne mi kitap satıyordum? Yazarını söyle. Yazarı mı? Heh. Dostoevski. Dostoevski ne dedi? Dostoevski. 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 Tost istiyor ki. Tabii, verelim ki. Neli olsun ki? Kaşarovski. Oh, oh. Yanına da Çaykovski. Yok, yok, yok. Çaykovski olmaz, yanına Ayranyev iyi gider. Canım, olur mu? Ayranyev şimdi uyku yapar hakimim. Olur mu? Ayranyev'in de bir tarzı... Aman yeter be! Rus edebiyatı... Lan nereye gidiyorsun? Ya görüyor musun? Rus edebiyatıyla bize mutfak muhabbeti yaptırıyor namussuz. Namus musuz? Söyle lan. Hangi kitabını satıyordun Dostoyevski'nin? Hangi mi kitabını satıyordum Dostoyevski'nin? Lan sen dedin ya işte kitabını satıyordum diye. Ne kitabı dayı? Ben körüm ya. Bak, adam senin gözlerini bir oyarım gerçekten kör olursun ha. Söyle lan kitabın adı neydi? Kitabın adı neydi? Evet, soru bu. Ne bileyim dayı kitabın adını. Lan oğlum söylesene kitabın adını. Tamam, tamam, tamam. Yorma kendini. Ah. Ben biliyorum. Gasp ve Ceza. 4 yıl verdim, içeride bol bol okursun. Hadi yürü buradan. Hadi. Bol bol mu okurum içeride? Evet, bol bol okursun. Yürü diyorum. Hadi. Yürü mü diyorsun? Lan yürü diyorum. Lan yürü mü? Lan Ruski! Aman! Roz. Ne oldu sen? Ne ya bu? Tamam. Ama neyse bütün suyu atmışındır artık. Vallahi çıkmış ha. Adamın kulağında su kuyusu çıktı. Vallahi çıkmış iyi. Rahat rahat gidip artık Adana'nın güzelliklerini yaşayabilirim. Hah ya! Vallahi kendimi dürüme saracağım. O kadar özledim hakimim. Yalnız Kudret, bir şey söyleyeyim mi? Bu dürümleri sen ısmarla. Çünkü benim bu aralar pek dürümüm yok. Espri ya. Oğlum hani sen dürüm dedin ya, ben de hani... Ver oğlum müziği, ver. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle.